aydan, hayırlı gün, Kadir gecesi, hayırlı kandiller diyerek, dileyerek Ankara'dan, Cumhuriyet'in başkenti Ankara'dan günaydın diyoruz sizlere. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve atamızın ebedi istirahatgahı Anıtkabir'den yavaş yavaş şöyle bir açılarak Ankara manzarası, NAV kameramanı Gökhan Arıkan ve Mahmut Özgün şu anda Çalar Saat'te bizlerle birlikte yeni günün notlarını paylaşacağız. Türkiye'nin gündemini, dünyanın gündemini birlikte konuşacağız. Şimdi Türkiye'nin gündemine Ankara'dan bakmak istiyoruz. Ankara'da şimdi vatandaş her ne kadar seçim gündemini geride bıraktı, geçim gündemine odaklansa da siyaset bu gündemi geride bırakamıyor. Özellikle AK Parti, AK Parti bir günah keçisi arıyor. Aynı zamanda İYİ Parti'de acaba o günah keçisi kim? Belki sizler mesajlarınızla AK Parti'ye bu seçim yenilgisinin sebebi ne mesela? Burada yardımcı olabilirsiniz. Başlığımız sebebi var. Bu başlık altında konuşacağız sizlerle. Şimdi aynı zamanda bayram tatili bugün mesai bitimiyle birlikte başlayacak. Tahminen 30 milyon, 35 milyon kişi yollara düşecek. Şimdiden iyi tatiller diyelim, dileyelim. Ama aynı zamanda lütfen yollara düşerken de dikkatli olun. Bayram tatiline çıkacaksınız. Arabaya bindiğiniz andan itibaren bunların hepsinin de tatile dahil olduğunu, her anın da tadını çıkarmak gerektiğini bilmek gerekiyor. Aynı zamanda bu hatırlatmalarımızı yapalım. Başlığımız sebebi var. Siyasete belki tekrar söyleyeyim, hatırlatmalarınız olacaktır. Bizler de yardımcı olacağız. Siz de yardımcı olun. Bu günah keçisi arayışıyla ilgili AK Parti'ye ya da kaybeden partilere, bu seçimde geride kalan ya da genel seçim olsa baraj altında bile kalacak olan partilere hatırlatmalarınızı lütfen yapın. Şimdi yeni günde 5 Nisan 2024 tarihinde, bu cuma gününde başlangıç haberimiz Ankara'dan bir Artvin'e uzanacağız. Artvin Erzurum karayolunda yaşanan heyelan. Yamaçtan kopan kayalar, taşlar, toprakla birlikte yola indi. Aralıklarla devam eden heyelan ulaşımı sekteye uğrattı. Artvin Erzurum karayolunda heyelan anını o sırada yoldan geçenler araçlarının içinde kaydetti. Tüm kış yoğun yağış alan Artvin'de bu yıl çok sayıda heyelan gerçekleşti. Yağmurun yumuşattığı zeminler yüzünden defalarca tehlike yaşandı. Artvin Erzurum karayolunda yamaçlarda heyelana karşı hiçbir tedbir yoktu. Tamam, komple iyiydi şu an. Heyelan sırasında düşen kayaların ve taşların otomobilleri isabet etmemesi teselli oldu. Ekipler hemen bölgeye gelerek yolu trafiğe kapattı. Geliyor, geliyor, kay ya bu. Aralıklarla devam eden heyelan yüzünden karayolları ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Artvin Erzurum karayolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Tekrar belki de televizyonun karşısına yeni geçmiş olan izleyicilerimiz vardır. Ankara'dan günaydınlarımızı iletelim. Şu an şu saat itibariyle biraz serin bir başkent sabahı olduğunu söyleyelim. Sebebi var başlığı altında konuşacağız sizlerle. Şu anda Ankara sokaklarından da görüntüler geliyor. Yavaş yavaş başkentler işlerine ulaşabilmek için de yollara düştüler. Trafiğin sakin olduğunu da görüyorsunuz ki bugünden sonra daha da sakin olacak. Niye? Hürriyet gazetesine bakalım ve pek çok gazetenin de manşetinde yer alıyor. Uyarılarla birlikte ve bayramda karayollarına ait köprülerde, otoyollarda bir ücret ödemesi olacak mı? Her bayram olduğu gibi olmayacak. Yap işte devret modeliyle yapılan o köprüler ne olacak? Onlar hiç mevzu bahis değil. En çok parayı oraya ödüyoruz. Fakat hiç oralarda bayram seyran dinlemeden paralar kesiliyor, gidiyor cüzdandan ya da hesaptan. İyi dinlen Türkiye, evet gerçekten herkesin dinlenmeye ihtiyacı var. Böyle zorlu bir seçim süreci, yine sert muhalefetin de yapıldığı, o polemiklerin de gerçekleştiği bir seçim süreci geride kaldı. Türkiye bayram tatiline çıkacak bugün mesai saatinin tamamlanmasıyla birlikte. Seçim yorgunu Türkiye yarından itibaren 9 günlük bayram tatiline başlıyor. Tatil için 30-35 milyon kişinin seyahat etmesi bekleniyor. Tatilcilerin bir kısmı bugün yola çıkıyor. Uzmanlar karayolu seyahatleri için uyarılarını yine ilettiler. Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında var. Ve sonra da Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu
Kendisi de seçim gündemini geride bıraktı ve Ulaştırma Bakanlığı gündemine geldi. Müjdelerle döndü efendim. Ulaştırma Bakanı gündemine 9 gün ücretsiz olacak ne? Köprü ve otoyollar. Kime ait olanlar? Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait olanlar. İzleyelim. 9 günlük bayram tatili başlıyor. Büyük göç için valizler hazırlandı. Yaklaşık 35 milyon kişi yollara düşecek. Ramazan bayramı 10 Nisan çarşamba gününe denk geliyor. Bu nedenle bayram tatili 9 güne çıkarıldı. İlk ve orta dereceli okulların ara tatili de bu tarihlere denk gelince tatil planları yapıldı. Havayolu, karayolu, demiryolu ile seyahat edecekler için ek seferler planlandı. Çünkü bu tatilde yaklaşık 35 milyon kişinin yollarda olması bekleniyor. Köprü ve otoyollarda 9 gün boyunca ücretsiz olacak. Hava durumu da tatilcilerin yüzünü güldürecek gibi duruyor. Bayram tatilinde İstanbul'da hava sıcaklığı 28 dereceye kadar çıkacak. Gece serinliği ise devam edecek. Güneş Ege'de de yüzünü gösterecek. Sıcaklığın İzmir'de 20 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Akdeniz'de de durum aynı. Sıcaklıklar yüksek. Ancak bölgenin 1-2 gün yağış alma ihtimali var. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında genel itibariyle hava sıcak olacak. Ancak kısa süreli yağmur geçişleri olacağı tahmin ediliyor. Adaylar bu seçim sürecinde kendi kendilerine yarışacaklardı, vaatlerini yarıştıracaktı. E ne oldu, bakanlar niye dahil oldu diye soran izleyicilerimiz var. O izleyicilerimizden birisi Yasemin Hanım. Günaydın. Hiçbir seçimde öyle olmuyor. Artık böyle Ulaştırma Bakanı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, onlar hani istifa edecekler mi etmeyecekler mi konu bile olmuyor. Sonra bu seçimde ne oldu? Bir günah keçisi. Acaba sebebi ekonomi mi? Ya da başka sebepler olabilir mi? Kibir mi? Teşkilata yönelik çoğu kez buluşmasında Cumhurbaşkanı kibir uyarısında bulunuyor. Afyon Karahisar'daki görüntüyü tekrar hatırlatalım mı? Yönetmenimizden Hilal'den bir rica edeyim. Afyon Karahisar'da AK Parti'nin adayı ve mevcuttaki belediye başkanı, yanında aile bakanı, hani bakanlar böyle bu yarışa dahil olan adayların yanında olmayacaktı. Yanında aile bakanıyla birlikte Afyon Karahisar'da boş balkonlara sevgi yolunda el sağladılar. Bir sevgi korteji oluşturdular. El sağladılar. Afyon Karahisar'da ne oldu? Ne oldu yani? Burada bir sebep buluyor mu kendisine Afyon Karahisar'da yarışı kaybedenler ya da AK Parti İl Teşkilatı, Cumhur İttifakı? Buradaki yarış kaybının sebebi ne olabilir? Bir görüntüye bakın. Tam ekran verelim mi Hilal? Görüntüye bakın. Birazdan Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek de gelecek. Nabi Bey sormuş. Terasa çıkacak mı diye. Bence artık yükseklik korkusu, fobisini yendik Deniz Zeyrek'in. Birazdan burada yanımızda olacak. Bakın yine yükseklik korkusu olmayan, arazi aracının kasasında vatandaşa el sallayan siyasetçiler ya da o koltuklara talip olanlar. Neticede yaşanan bir kayıp. Buna ne dersiniz? Kibir mi dersiniz? Nasıl yaklaşırsınız? Şimdi Türkiye Gazetesi'nde de bir haber var. Onu da okuyacağım. Gerçekten çok çarpıcı. Yani gazetenin cümleleri ama aslında emeklerin isteği, beklentisi, bunu birlikte konuşmak istiyoruz sizlerle. İsterseniz gazetelerden yine devam edeceğiz. Fakat bir Çin'e gidelim. Çin'de kopan o kasırga, fırtına. Nasıl her şeyi önüne kattı da gitti? Görüntülerine bir bakalım. İki kişinin de hayatını kaybettiği bilgisini geçiyor ajanslar. Bir izleyelim, dönelim Türkiye'nin gündemine. Fırtına cam kapıyı parçaladı. Çocuğu ölümden dönen anne büyük şok yaşadı. Çin'in güneyi hafta sonundan bu yana şiddetli fırtına ve yağışın etkisinde. Rüzgarın hızı kimi bölgelerde saatte 130 kilometreyi buldu. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Birçok gökdelende camlar parçalandı. O anlardan birini evdeki kamera kaydetti. Bir anne çocuğu televizyon izlerken odadan çıktı. Kısa süre sonra döndüğünde balkonun cam kapısı rüzgarın şiddetiyle parçalandı. Anne çocuğunu kucakladığı gibi diğer odaya kaçtı.
Fırtına da sıra dışı bir olayda yaşandı. Şiddetli rüzgar bir kadın ve torununu uyudukları yatakla birlikte 19. kattan dışarı fırlattı. İkisi de hayatını kaybetti. Çin'de etkisini sürdüren fırtınada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. 3000'e yakın ev kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 22 milyon dolar maddi hasar meydana geldi. Düzeltiyorum, 11 kişi yaralandı, 7 kişi de hayatını kaybetti bu Çin'de kopan fırtınada. Bugün kimlerle birlikte olacağız? Çalar Saat'te Deniz Zeyrek, biliyorsunuz cuma günleri buluşuyoruz. Evde buluşacağız. Now Ankara bürosunun çatısında, terastan bu yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Sonra bir isim daha, Nazım Hikmet'in dizeleriyle ve Ankara havasıyla belediye başkanlığı koltuğunu devralan bir misafirimiz olacak. Sonra bütün çocukların doktoru ama kıymet de görmüyorlar maalesef. Onların da günü, bir yandan da onların dertlerini hatırlatacağız. Bütün çocukların doktoru burada olacak. Ve bugün 5 Nisan ve avukatların da günü, avukatlarımızın günü kutlu olsun. Savunma makamının günü kutlu olsun. Devam edelim Cumhuriyet Gazetesi ile. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti: mazbata fırsatçılığı. Gelsin şöyle bir ekranlarınıza. AKP'li belediyeler milyonlarca liralık ihale dağıttı, satış yaptı, kadroları doldurdu. Görev süresince usulsüz işlemlerle gündeme gelen AKP'li belediyeler 31 Mart yerel seçimlerinin hemen öncesinde çok sayıda taşınmazını sattı. Bu arada dün biliyorsunuz Bilecik'ten bir misafir ağırlamıştık ve konuğumuz da son bu 75 günde kaç kişinin Bilecik Belediyesi'nde göreve başladığını, aynı zamanda Bursa Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey'in hatırlattığı gibi Bilecik'te de bankamatik memurları olduğunu kendisi söylemişti. Birazdan izleyeceksiniz. Milyonluk ihaleler dağıtılmış. Yenilgi sonrasında da açık farkla kaybettiği yerlerde dahi sonuçlara itiraz ederek mazbata sürecini uzatan AKP ihale ve satışları sürdürdü. İşe alım yapıp kadroları dolduran da oldu. Masa ve sandalyeleri toplatan da. Manşet bu şekilde. Cumhuriyet Gazetesi'nde, başka gazetelerden de okuyacağız buna benzer haberleri, yorumları. İsterseniz Bilecik'te ne oldu, ne yaşandı? Bilecik halkının hakkı hukuku nasıl birileri tarafından birilerine peşkeş çekiliyor iddiası var. İzleyelim. En acısı masası yok, sandalyesi yok. Yerel gazeteler de buna çok büyük tepki gösterdi seçim sürecinde. Çünkü dediğim gibi 75 gün için çok hızlı bir alımdı bu. Geçtiğimiz cuma günü, hatta cumartesi günü bile seçimden sadece bir gün önce alımlar gerçekleşmiş. Bu hiç anlamlı değil, takdir edersiniz ki. Bunun adı bankamatik memuru ve şuna üzülüyorum, bu benim özel şirketim değil. Bu benim halkımın paralarıyla döndürdüğüm, hizmet etmem gereken bir yer ve 25 milyon gelen bir yerde eğer 30 milyon maaş öderseniz bu sizin elinizi kolunuzu bağlamak demek. Aslında halkın seçimlerdeki tepkisi bir yandan bundan dolayıydı. Çünkü halkın parasını halka harcamak zorundayız. Biz işkur değiliz. Evet, çok fazla işsizlik var, bunun farkındayız. Hal böyle olunca elimizde 150 arkadaşımız var. Ne kadar maaş alıyorlar bu işler? 30 bin lira maaş alıyorlar. %100 zam verildi. %100 zam verelim, helali hoş olsun, bundan yana hiçbir kaygımız yok çünkü herkes geçim sıkıntısında. Ama belediyenin gelir gider tablosuna göre hareket etmek en doğrusu olacaktı. Şimdi tabii ki bankamatik memurları çalışmayan arkadaşlarımız var. Çalışan arkadaşlarımızdan da büyük bir tepki var. Atölyemizi ben her yerde kıvanarak anlatırım. Atölyedeki arkadaşlar diyor ki bugün 2 kişi daha geldi. Mezarlıklar müdürümüz diyor ki bugün 4 kişi daha giriş yaptı. Bu böyle ucu bucağı olmayan bir alım kısmına dönüştü. Bu kamunun kaynaklarıyla, Bilecik halkının paralarının, vergileriyle biz bunu döndürüyoruz. Ve sonuç böyle olmamalı. Çok acı bir tablo önümüzde. Ankara Kalesi'ni görüyorsunuz. Ankara'nın sırtları, Ankara'nın tepelerinden şöyle bir yavaş yavaş NAV kameramanı Gökhan Arıkan açıldığında başkentin manzarasını da göreceksiniz. Şimdi geride kalan yıllarda yeşilin de nasıl böyle çok da korunmadığına tanıklık etti Ankaralılar. Şimdi yeşile doğru, parklara doğru bir yönelme var. Sonra soruluyor, Ankara'da Mansur Yavaş nasıl kazandı, nasıl başardı? Bir kere bunun bir sebebi var.
Az sonra göreceksiniz. Az sonra haberde de izleyeceksiniz. Bu arada sebebi var diyerek seçim yenilgisiyle ilgili bir sebep arayan ya da günah keçisi arayan, iktidara yardımcı olmaya çalışan izleyicilerimiz var. O izleyicilerimizden Müşerref Hanım diyor ki bu seçimin sonucunu emekliler belirledi. Emekliler belirledi. Gençler belirledi. Yaşanan adaletsizlik, hukuksuzluk ve burada bu adalet seslenişleri ya da çağrıları duyulmayınca, çalışma hayatındaki, özlük haklarındaki eksiklikler duyulmayınca ortaya bir seçim sonucu, seçim tablosu çıktı elbette. Kiralar almış başını gitmiş, siz emekliye 10 bin lira veriyorsunuz ve 10 bin lirayla hadi bakalım geçinin diyorsunuz ve böyle bir mücadelenin içine milyonları sokuyorsunuz. Sonrasında nasıl bir seçim sonucu olacaktı? Ne bekleniyordu acaba? Şöyle denilir, zor oyunu bozar. Siyaset, siyasetçi o arazi araçlarının kasasında ne güzel bir hayat sürecek. O koltuklarda, o lojmanlarda, o makamlarda yazın serin, kışın sıcacık olacaklar. İstedikleri yerlere, istedikleri şekilde uçaklarla gidecekler. Ama diyecekler ki emekliye 10 bin lirayla geçini verin. Öyle olmadı ve seçimin sonucunda gerçekten sizin de söylediğiniz gibi Müşerref Hanım, pek çok izleyicimizin de söylediği gibi emekli bu seçimin sonucunu belirledi, belirlemiştir. Sonra bakın Türkiye Gazetesi'ni birlikte konuşalım istiyoruz demiştik. Hazineyi batırmak olmazdı. Emekliye gelince hazine nasıl oluyorsa batıyor. Ama bazı yerler, bazı adresler, o adreslerde yapılan harcamalar çok güzel. Hazineyi orası batırmıyor. Mesela kur korumalı mevduat sistemi, yoksul daha da yoksul oldu, zengin daha da zengin oldu. Mesela bu hazineyi batırmamış oldu. 128 milyar dolar nerede ile başladı tartışma. O paranın üzerinden böyle daha da fazlası gitti, çarçur oldu. Böyleydi. Merkez Bankası'nın böyle kara gün parası, o paralar bile gitti. Bunlar hazineye batırmadı. Ama emekliye verilecek olan seyyanen zam batırır denildi. Okuyalım Türkiye Gazetesi'ni. Emekli son ana kadar zam bekledi. AK Parti muhtemel oy kaybını gördü. Erdoğan kurmaylarıyla görüştü. Şimşek imkanı yok dedi. Yani bir günah keçisi buluyor Türkiye Gazetesi. Bu seçim yenilgisinin faturasını aslında bir tarafıyla da Şimşek'e kesiyor. Ne demiş mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte? Okuyalım. AK Parti'nin oy kaybına uğrayıp 11-12'lik kaybedebileceği ihtimali son iki haftaya girilirken netleşmeye başladı. Madem öyle, Adalet Bakanı hani nasıl oluyor da gitti İstanbul seçimiyle ilgili Ekrem İmamoğlu'na kaybediyorsun haberin yok deyiverdi. Yani siyaseten söylenmiş bir cümle miydi? Böyle mi değerlendirelim şimdi? Peki parti yöneticileri Cumhurbaşkanı'na ulaşıp bazı ekonomik adımlar atılması teklifinde bulundu. Emekliler için seyyanen zam verilmese bile Temmuz'da bazı adımlar atılmasına yönelik söylem isteyenler oldu. Temmuz'da zaten emekliye zam yapılacak. Mevzuata göre öyle. Yani burada Cumhurbaşkanı'na telkinde mi bulundunuz? AK Parti'nin o yöneticileri. Devam. Bakalım. Sonra bu telkinlerde bulunulmuş. Maliye Bakanı Şimşek'le görüşen Erdoğan bir şey yapabilir miyiz diye sormuş. Sonrası Şimşek mümkün değil dedi. İmkanlar zorlanıp emekli başına 1000 lira verilirse veya bayram ikramiyesi 5000 liraya çıkarılsa bile bunun sahada karşılık bulmayacağı, muhalefetin gündemde tuttuğu 7-10 liralık seyyanen zammınsa imkansız olduğu görüşü öne çıktı. Parti kurmaylarına göre tek sebep ekonomi değil. Elbette rehavet de vardı. Bazı vekiller akrabal, burası çok önemli. Bazı vekiller akrabalarını bile oy vermeye ikna edemedi. Sorsalardı akrabalarına, neden acaba AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na, Cumhur İttifakı'nın adayına oy vermiyorlar? Tekrar özetlemek gerekirse Şimşek günah keçilerinden bir tanesi, emekliye vermediği o seyyanen zam ya da ikramiye ile ilgili Cumhurbaşkanı uyarmış. Hatta birileri devreye girmiş, AK Partili kurmaylar. Demişler ki efendim en azından Temmuz ayı bir mesaj verin demişler.
zaten yapılacak olan zam yapılacak aile ile ilgili önceden böyle bir siyaseten cümlede kuru verin demişler. Erdoğan bu cümleyi kurdu. Ama pahalılıkla ilgili de dipsiz bir kuyu. Ne yaparsanız yapın enflasyon karşısında eriyor gidiyor dedi Cumhurbaşkanı. Şimdi dönelim Ankara'ya. Ankara'daki o mazbata törenine rekor bir oyla kazanacağım demişti Mansur Yavaş. Benim öyle çılgın projelerim yok olmayacak. Vatandaşa, vatandaşla birlikte vatandaşın yaşadığı sorunları çözerek bir belediyecilik yapacağım demişti. Neticede Turgut Altınok ne kadar oy aldıysa aldığı oy kadar fark attı Mansur Yavaş. Dün mazbatasını aldı ve Keçiören Belediyesi bu seçimin Ankara'da sürpriz ilçelerinden birisi. Keçiören Belediyesi de seneler sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçerken bir de Türkiye Cumhuriyeti Keçiören Belediyesi oldu. Dur. Hele dur. Ben daha mazbatamı almadım ya. Bugün alacağım. Dur hele. Ankaralıların ikinci kez rekor oyla seçtiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mazbatasını almaya geldi. Duygularınızı da alsak. Dur şimdi. Çok duygulandım gerçekten. Ankaralı %60,38 oy vererek ikinci kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Mansur Yavaş'a teslim etti. Yanında eşi, çocukları, torunları, ailesiyle birlikte Yavaş mazbatasını aldı. Ankara'yı Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği şekliyle dünya başkentleriyle yarışır bir başkent yapmak ana hedefimiz olacak. 20 yıldır AK Parti'nin tam 14 yılda Turgut Altınok'un yönettiği Keçiören CHP'li bir belediyeye geçti. İşte bugün de bir teslim töreni vardı ama o tören miting havasına dönüştü. Ve şimdi de İzmir Marşı Keçiören Belediyesi'nin bahçesinde yankılanıyor. Yavaş'ın seçimde iki kat fark attığı rakibi Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'un başkanlık koltuğunda oturduğu Keçiören'de de devir teslim töreni vardı ama Altınok yoktu. Başkan vekili koltuğu devretti. Keçiören Belediyesi'nin yeni başkanı Mesut Özarslan CHP rozetini çıkardı, Türk bayrağı rozetini taktı. Birinci başbuğumuz Atatürk'ümüzün de kurmuş olduğu o yüce cumhuriyete sahip olaraktan buradaki Keçiören Belediyesi'ni Türkiye Cumhuriyeti Keçiören Belediyesi olarak bugün itibariyle değiştiriyoruz. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan geldiğim an ilk icraatım demişti. İşte Keçiören Belediyesi'nin tabelasına Türkiye Cumhuriyeti eklenmiş oldu. Gölbaşı'nda da MHP'den CHP'ye geçti belediye başkanlığı. Yeni başkan Yakup Odabaşı eski başkana sitem ederek koltuğu devraldı. Gölbaşı Belediyesi en hafif şeyle nasıl söylerim diye düşünüyorum. İçi boşaltılmış. Seçime 2 gün kala dahi insanlar geçici alınıyorsa bunlar onların duygularıyla oynamak. Sırf oy amaçlı alınmak. Efendim şimdi de o İstanbul'da yaşanan yangın felaketi, yangın faciası. 29 kişi hayatını kaybetmişti bildiğiniz üzere. Şimdi bakılıyor bu yangın bir neden çıktı? Yangın tüpü var mıydı? Yangın tüpleri çalıştı mı? Sonra denetimleri de yapılıyor. İtfaiye raporu kaç senelikmiş onu göreceksiniz. Gözaltı sayısı da 11'e yükseldi. Şivanlar içeride, ata içeride. 2006'da bizden bir itfaiye raporu alınmış. 2018'de bize başvurulsaydı biz tabii ki orayı tekrardan yangın önlemleri açısından değerlendirecektik. Ve mutlaka yangın önlemlerinin alınmasını isteyecektik. Ölüm kapanına dönüşen gece kulübünde 29 işçi can verdi. Her gece yüzlerce kişiyle dolan o işletmeye son itfaiye raporu 18 yıl önce verildi. 2018'de ve 2020'de ruhsat yenilendi ancak yeni itfaiye raporu olmadan, oysa alan genişletilmişti. Son anda canını kurtaran işçinin ifadesine göre yangın tüplerinden bazıları da bozuktu. İhmallerin bir bir tespit edildiği yangın faciasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi. Yangın tüpü bittikten sonra tanımadığım birisi bana başka bir yangın tüpü verdi. Fakat bu yangın tüpü mandalına basmama rağmen çalışmadı.
Gece kulübünün sahne platformunu hazırlayan firma yetkilisi ve eşi de gözaltında. Dursun Ç ve eşi Sibel Ç ifade vermek üzere emniyete getirildi. Yanıtlanması gereken sorularsa giderek artıyor. 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünde işçilerin yangına müdahale edebilecek hiçbir teçhizatı yoktu. Suyla alevleri söndürmeye çalıştılar ama başarılı olamadılar. Sanatçıların hazırlanma odasına kaçıp kurtarılmayı beklediler. Kulisin içerisinde 7 arkadaşımız orada bulundu. Bunlar da kendilerini korumak maksadıyla oradaki malzemelerin altına girmişler. İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübünde 29 işçi alevlerden kaçamadı. Çoğu dumandan zehirlenerek can verdi. Bir işçi kaynak yaparken parladı alevler. Tadilat malzemeleri anında tutuştu. O tadilat izinsiz yapılıyordu. Bu tür büyük tadilatları mutlaka ilçe belediyesinden tadilat izni alınarak yapılması gerekiyor. Beşiktaş Belediyesi tadilat başvurusunun olmadığını açıklamakla yetindi. 16 katlı binanın altında hiç kolonu olmayan o alana gece kulübü izni nasıl verildi? İtfaiye raporu olmadan ruhsat nasıl yenilendi? Bu sorular yanıtsız. 2006'da itfaiye raporu 750 metrekareye göre verildi. 2018'de 1525 metrekarelik ruhsat alındı. 2020'de 500 metrekare daha eklendi. Böyle bir tadilat izni iş sağlığı güvenliği açısından alınması gereken önlemler alınmış mıdır, alınmamış mıdır araştırılıyor. İki kapısı kapalı, bir tane kapı açık. O bir kapıya da ulaşabilmen için en az bir 5-6 dakika yol yürümen gereken bir yer. Cinayet resmen, yani başka bir şey değil. Tadilat izni yoktu. Yangın çıkışı iddiaya göre tadilat malzemesiyle doldurulmuştu. 36 yaşındaki Akın Kıhrı ve kaynak ustası babası Yılmaz Kıhrı'nın Giresun'daki cenaze töreninde sigortasız işçi iddiası da ortaya atıldı. Kaza denme şansı yok yani. Kardeşimin sigortası da yoktur. Efendim biraz hızlanalım. Memlekette kameralara yakalanan kavgalar. Kavgada yaralananlar aynı hastaneye getirildi. Yakınları acil servisi birbirine kattı. Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. İki kişi yaralandı. Ekipler hem husumetli hem de yaralı olan iki kişiyi aynı hastaneye götürdü. Yakınları da hastaneye gelince ortalık birbirine girdi. Sarı alan belli bir müddet hizmet edemeyecek duruma girdi. Burada hastane birbirine girdi. Burada sadece sağlık çalışanlarımız değil, bütün herkes zarar görebilirdi. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga sona erdi. Cumali abi. Tekirdağ Çorlu'da ise bir hastanenin müdür yardımcısı Cumali Kocaş'la protez teknikeri İbrahim Kazankaya birbirine girdi. Malzeme alımı nedeniyle çıkan kavga kameraya yansıdı. Sakin ol. Kazankaya kavgada başından yaralandı. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Hastanede idari soruşturma başladı. Bakayım, tanıyor mu? Bursa'da da kargo şirketi çalışanlarıyla bir müşteri kavgaya tutuştu. Kargo alma meselesi yüzünden çıkan kavgada bir çalışan müşteriyi bıçakla yaraladı. Yaralı müşteri hastaneye kaldırıldı. Polis soruşturma başlattı. Ve Bursa, Antalya, Adana hırsızlık görüntüleri. İşçi gibi fabrikaya girdiler, çaldıkları kumaşı taksiye yüklediler. Bursa'da iki hırsız bir kumaş fabrikasına ellerini kollarını sallayarak girdi. İşçi gibi davranıp bir süre fabrikada gezindiler. Daha sonra gözlerine kestirdikleri bir top kumaşı çaldılar. Hırsızlar çaldıkları kumaşı fabrikadan çıkarmak için taksi çağırdı. Ardından da gözden kayboldular. Ekipler kısa sürede ikisini de yakaladı. Her ikisinin de çok sayıda suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest kaldı. Adana'da da bir anne çocuğunu parka götürdü. 420 gram altının içinde bulunduğu çantayı da yanına aldı. Ancak kızı ağlayınca yanına koştu. Bu sırada bir hırsız çantayı gözüne kestirmişti. 9 yaşındaki yeğeninden çantayı alıp getirmesini istedi. Çantayı alan hırsız koşarak kaçtı. Çantası çalınan kadın da hemen polise haber verdi. Hırsız yakalandı, tutuklandı. Altınlarsa bulunamadı. Antalya, Alanya'da da gece yarısı bisikletli bir kişi bir iş yerinin önüne geldi. Park halindeki bisikleti elini kolunu sallayarak çaldı. Şahıs burada bu taraftan geliyor kendi bisikletiyle.
şapkası falan kapalı. Benim bisikletim yanına geliyor, etrafa bakınıyor bir. Kendi bisikleti benim bisikletim sürüp götürüyor. İş yeri sahibi sabah olduğunda bisikletini göremeyince kamera görüntülerini izledi. 5000 lira değerindeki bisikletin çalındığını gördü. Ekiplere haber verdi. Jandarma bisiklet hırsızını arıyor. Bin aydan hayırlı gece. Kadir gecesi, kandiliniz mübarek olsun bir kez daha söyleyelim. Sonra Deniz Zeyrek, Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek. Deniz abi de şu anda yanımda. Now Ankara büromuzun çatısında, terasında yayınımızı gerçekleştireceğiz. Deniz abi günaydın. Günaydın İlker. Hoş geldin. Hoş bulduk. Üşüyor musun? Ya aslında böyle bir ürperti oluyor zaman zaman. Ankara serinliğinde de yaşanabiliyor. Yok yok. Olmuşsun, öyle olmuşsun. Deme şimdi. Ya şu havada böyle yenilir mi ya? Değil mi? Birazdan ceketi giyerim. Tamam. Beni ikna ettin. AK Parti bir günah keçisi arıyor seçim yenilgisine. Bugün başlığımızda sebebi var. İzleyicilerimiz yardımcı olmaya çalışıyor. Tabii. Yani işte neden kaybedildi bu seçim? İzleyiciler işte emekliler. Bakın emekleri onların yüzünden oldu aslında. Duymadınız emekliyi. Neticede bu sonuç ortaya çıktı. Genç için öyle. Kademeli emeklilik bekleyen öyle. Staj konusunda mağduriyetini anlatan öyle. Atanmayan öğretmenler. Belki sen de yardımcı olursun. Tamam da onları bu hale getiren kim? Kim? Bak, şöyle bir manzara. Şimdi şu yüksek bina, o ucu sivri olan TÜİK. Onun yalan hesaplarıyla. Mesela onun hesapladığı enflasyonla emeklinin maaşı belli oluyor mesela. Emekliyi o hale düşüren nereden biri şu binanın içinde duruyor. Yani daha doğrusu şu bina. Yani biz şu anda öyle bir manzaranın içindeyiz ki evet. Günah keçisi arayanlara da burada birazdan çalar saatte yardımcı olacağız. Sorunlu. Kendileri açısından. Gerçekleri söylediler. Tabii, tabii. Hatta uyardılar. Yani kiralar olmuş 20 bin lira, 10 bin lirayla geçiriverin bakalım denilmiş tabii, tabii, emekliye. Tabii. Değil mi? Tabii. Yani enflasyon olmuş %120 ama 65 diyerek emekliye verdiği maaş zammını olması gerekenin yarısı kadar tutmuş mesela bu beyefendiler. Asıl sorumlular biraz daha bu tarafta da onları göremiyoruz. Dur o manzaraya da bakarız. Deniz abi şunu da konuşalım döndüğümüzde. Az önce izleyicilerimizle paylaştım ben. Hazineyi batırmak olmazdı. Emekli son ana kadar zam bekledi. AK Parti muhtemel oy kaybını gördü. Erdoğan kurmaylarıyla görüştü. Şimşek imkanı yok dedi. Türkiye gazetesinde bu kulis bilgileri paylaşılıyor. AK Parti çevrelerinde. Yani bak bulmuşlar işte. Şimdi bu doğru. Ben bunun diyaloğunu yazdım. Ama aslında devam var mı bunun? Yani... Varsa reklamdan sonra alacağım. Sonra anlatalım. Heh, tamam. Tamam. Reklamdan uzun, sonra. Uzun hikaye yani. Tamam uzun hikaye ise reklamdan sonra anlatalım. Birazdan buradayız yeniden. Efendim günaydın bir kez daha devam ediyoruz. 988 rakımlı tepede ve cekette. Tamam Deniz Zeyrek'in de isteğiyle şartları eşledik. Deniz ama, abi. Ama güzel oldu yani. Teşekkürler yakıştı. Sağ olasın. Ama hafif hafif şöyle bir esinti de var. Sen Karslı olmanın avantajını kullandığın evet. için. Neyse şimdi devam edelim. Bir manzara var. O manzara manzaranın söylediklerini konuşacağız. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'le birlikte. Fakat öncesinde AK Parti içindeki tartışmalar. Bu seçim yenilgisi nasıl geldi, nasıl gerçekleşti? Bir izleyelim, sonra da konuşalım. Yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini ayrıca masaya yatıracağız. Günah keçisi sadece ekonomi değil, oy kaybı sadece ekonomiyle alakalı değil. Ankara memur şehri, memura zam verdik. Başkentte problem çözüldü mü? Emeklinin gelirini 3 kat artırdık, yine çözmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da MYK toplantısında ekonomik tablonun, yaşam mücadelesi veren emeklilerin tavrının seçim mağlubiyetinde etkili olduğunun altını çizmişti. Seçim öncesi emekli zammına direndiği konuşulan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iddiaya göre aynı MYK toplantısında mağlubiyetin sorumluluğunun sadece ekonomiye bağlanmasına tepki gösterdi. Ekonominin yanında seçim yenilgisinin altında sosyolojik ve siyasal nedenler de var. Uyguladığımız ekonomi politikasında esas hedefimiz yüksek enflasyonla mücadele. Enflasyon aşağı düşmeden alım gücü artmaz. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu
benim. Ben. AK Parti'nin kaybettiği büyük şehirler dahil 18 ilde seçmen sayısı içinde emeklilerin oranı %20'nin üzerinde. Balıkesir'de %30'a yakın. CHP'nin elindeki verilere göre oy kullanan gençlerin %80'i muhalefet partilerine, %56'sı CHP'ye oy verdi. Yani gelecek kaygısı, hayat pahalılığı seçimin ana belirleyicileri oldu. Rahmetli Demirel'in tencere ve ceple oynanırsa neticesi kötü olur gibi belirli söylemleri var. Herkes söyler. Bunun neticesinin 20 milyondan 12 milyona düşen bir oyun varlığını görüyorsunuz. Bursa'da seçimi kaybeden AK Partili Ali Nur Aktaş da seçim mağlubiyetini iktidarın ekonomi politikasına bağladı. Seçmen tepkisini gösterdi dedi. Mitingler yaptım. Halkımla bütünleştim. Kucaklaştım. Netice böyle oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ben elimden geleni yaptım demişti. AK Parti'nin ikinci parti olarak çıktığı seçimin gecesinde. MYK toplantısındaysa ben dahil kimse sorumluluktan kaçamayacak cümlesini kurdu. Ama henüz bir adım atmadı. AK Parti yönetiminde değişiklik beklentisi yüksek ama zamanlamasını Erdoğan belirleyecek. Yeni Günde de vefatının yıl dönümü nedeniyle Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Evet, şimdi bu yenilgi nasıl gerçekleşti, nasıl geldi? Ankara'dan birkaç manzara göstereceğiz sizlere. İşte o manzaralardan bir tanesi NAV kameramanı Gökhan Arıkan ekranlarınıza taşıyor. Deniz abi. Evet. Şimdi orası eskiden biz üniversiteye geldiğimizde Ankara şehirler arası otobüs terminaliydi. Şimdi Büyükşehir Belediyesi var. Onun hemen yan tarafında Fen İşleri Daire Başkanlığı vardı. Otobüsler tamir edilirdi, araç gereç tamir edilirdi. Acayip güzel bir arazisi vardı. Ve tam merkezi, hakikaten de merkezdi yani. Ve oraya ne oldu biliyor musun? Neyin merkezi oldu? Rantın merkezi oldu. Kupon arazi oldu. Yandaşlara verildi. Böyle 27 bin kişi yaşıyormuş. 27 bin? Evet, yani bittiğinde bütün daireler, ofisler vesaire dolduğunda 27 bin. Önünde Cumhuriyet için çok kıymetli olan hipodrom vardı mesela. Hipodromu Millet Bahçesi adı altında. Abi bahçe yaptığında bina azalır, ağaç artar değil mi? Evet. Orada tam tersi oldu. Ağaçlar şey, azaldı. binalar arttı. Evet. O güzelim hipodrom vesaire, o Cumhuriyet törenleri yapılırdı vesaire falan. Yani şurada mesela bir başka manzara daha gösterelim. Keçiören'de o da geldi. İşte Cumhuriyet Kulesi başı kesik bir kalem gibi duruyor. Evet. 20 küsür sene sürdü. Kaç defa ihale yapıldı? Kaç defa yeniden yapıldı? Ne zaman açıldı? Yeni seçimden 3 gün önce falan açıldı. Düşün, Keçiören'in kaynakları oraya aktı. Nedir Allah aşkına? Hani şu tarafta Atakule var. Ankara'nın sembolü olmuş. Ondan bahseden var mı Allah aşkına? Bu yani, projeyi bilmeyenler için söyleyelim. Turgut Altınok başlatmıştı. Kendisi görevden ayrıldı, başka isimler geldi, senelerce atıl kaldı. Keçiören'in merkezinde, Ankara'nın silüetinde. Tabii. Turgut Altınok tekrar seçildi. Bir de Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı gösterilirken de tamamlanıverdi, evet. O kule. Yani yıllarca karkas beton gibi böyle Ankara'nın, evet, bağrına saplanmış bir hançer gibi durdu. Bu tarafta sarayı gösterebilsek keşke. Atatürk Orman Çiftliği böyle. TÜİK'ten görünmüyor orası. TÜİK kapatıyor. TÜİK'in binasından. Evet. Yani mesela TÜİK'te çok mütevazı bir Cumhuriyet binası vardı burada. Doğru. Yıktılar, böyle bir cam gökdelen diktiler falan. Sanki ne olacak yani, daha iyi hizmet mi vermeye başladılar? O öteki tarafta AK Parti, Cumhurbaşkanlığı hepsi Atatürk Orman Çiftliği arazisine çöktü. 20 yıldır millet buna sabretti. Bu milletin kaynakları. Servet transferi, yani iyi bir arsayı bir yandaşa verdiğin zaman devletin, kamunun servetini ona transfer ediyorsun. Bunun gibi yüz binlerce örnek sayabilirim sana. Netice itibariyle de millet de dedi ki ya yeter kardeşim, ben burada aç gezerken sen böyle şeyler yapamazsın dedi. Milletin şeyini, bütçesini har vurup parman savuramazsın. Şimdi ne faydası var şu kulenin Ankara'ya? Gerçekten ne faydası var? Bir görsellik katacak, bir zenginlik katacak diye. Yani şu sosyal medyada da böyle çokça bolca paylaşıldı. Turgut Altınok tarafından, ekibi tarafından. Yani rekor oy da belki de işte bu şekilde geldi. Bu şekilde geldi, evet. Yani burada Türkiye Gazetesi'nde haber, Yücel Kayaoğlu'nun haberi, kulis haberi. Burada haber doğru. Sen de ben köşene taşıdın. Ben bunu daha önce yazdım, diyalog gibi yazdım. Mehmet Şimşek'e yönelik de eleştiriler var.
Ya haber doğru da AK Partili kurmayların ekonomi ve vatandaşı yorumlayışı aslında yanlış. Bunu konuşmamız gerekiyor. Tabii tabii. Şimdi şöyle bir diyalog oluyor. Diyorlar ki seçimden önce oluyor bu. Kampanya yapanlar geliyor diyorlar ki efendim diyorlar emekliler bize vuracak. Sıkı bir tokat atacaklar. Emeklilerin istediklerini yapalım diyorlar, tamam mı? Mehmet Şimşek hocam olmaz. Olursa batarız. Bu arada kampanyacılar bunu bu diyalogdan önce Cumhurbaşkanı'nın etrafındakilere ya Cumhurbaşkanımıza bunu söyleyin diyorlar. Kimse cesaret edip söyleyemiyor. Nasıl yani? Neyi kaybediyoruz? Anket, gerçek anketleri falan veremiyorlar tabii. Ondan sonra işte Cevdet Yılmaz'a söylüyorlar. Cevdet Yılmaz diyor. Cevdet Yılmaz'a siz konuşun diyorlar Cumhurbaşkanımızla. Emeklilere bir 5000 lira seyyanen zam yapalım. O da diyor ki olmaz kardeşim, batarız. Bir tercih yapacağız. Ya AK Parti kaybedecek ya devlet batacak. Ondan sonra AK Parti kaybederse kaybetsin yerel seçimleri. Devlet batarsa önümüzdeki 4 senelik iktidar da batar. Hani pirince şeye bulgura giderken pirinçten olmak gibi bir şey olur. Onun için yapamıyorlar. Yani merkez iktidarını kaybetmeyelim diye yereldeki iktidarı teslim etmek zorunda kalıyorlar. Peki bu niye oldu? Kimse ondan söz etmiyor. 128 milyar dolar. Onu Mehmet Şimşek bahsediyor. Öyle mi? Tabii Mehmet Şimşek diyor ki kardeşim. O zaman kabinede bir değişiklik bekliyor musun? Olabilir. Ama Mehmet Şimşek'e dokunmazlar. Hı. Mehmet Şimşek kalır. Mehmet Şimşek diyor ki bunu niye sorumlusu olarak beni ilan ediyorsunuz ki diyor. Biz olmasaydık, biz müdahale etmeseydik bugün daha kötü durumdaydık. Yani şunu diyor, Nurettin Nebati'ye bakın diyor. O NAS kararlarına bakın, faizin 8,5'a düşürülmesi kararlarına bakın, kur korumalı mevduata bakın. Ha bunu üstlenenler var, ya söyleyenler var da ya yani, evet haklısınız diyen var mı? Ya demişlerdir muhakkak ki o nedenle Mehmet Şimşek'i dinlemişlerdir yani. Ama Cumhurbaşkanı ekonomist yani sorumlusu sizsiniz efendim mi demişler? O anlama geliyor ama Nebati'yi gösterip aslında Cumhurbaşkanı'nı kastetmişler yani. Cumhurbaşkanı demedi mi ben ekonomistim? Cumhurbaşkanı demedi mi 2018'de verin yetkiyi, görün etkiyi demedi mi? Şimdi kazanamayan belediye başkanları ne diyor? Balıkesir'de evet. Kaybeden bir belediye başkanı vardı. Bursalı da, Bursa'daki de basın toplantısı yaptı. Aynısını söyledi. Tencere, bakın nasıl bir sonuç evet, verdi dedi. Boş tencere dedi, bunu yapar dedi. Ama onlar da nobranlıklarını unutmasınlar. Deniz abi, şimdi bir ses dinleyelim. Yücel Yılmaz ne söyledi? Hep birlikte bir bakalım. Sonra, yani ben hafta içinde bu görüntüyü paylaştım. Az önce sen gelmeden bir kez daha paylaştım. Aile Bakanı. O lüks aracının kasasında bir de onu konuşmak tabii, istiyorum tabii. Seninle. Önce Yücel Yılmaz diyelim, yönetmenimizden Hilal'den bir rica edeyim. Önce seçimden önce ne söylemişti Yücel Yılmaz? Kurt kışı geçirir de hani o yaşadığı yediği ayazı da unutmaz demişti. Sonra seçim ilgisi başkanla ne ilgisi var dedi. Başka cümleleri de var. Önünü kesmezsek şöyle olur böyle olur. Ben bunları duyuyorum. Ama cuma gününe kadar tavırlarını değiştirmezlerse sandık pazar günü önümüze gelecek. Ondan sonra da hani kurt kışı atlatır, yediği ayazı unutmaz derler ya. Bize destek sözü vermeyen, bizle beraber bu kadar ilişkimize rağmen arkamızdan iş çevirenlerle de bir şehrin bir hesabı olacak. Bazı şeylerin başkanla da alakalı olduğunu düşünmüyoruz. Kamuoyu bir tepki verme ihtiyacı hissetti. Bu tepki de sandığa yansıdı. Kurt kışı geçirdi, bir de ayaz yedi. Atlatamadı. Kuş. Ve atlatamadı. Şimdi de başkanla ne alakası var diyor. Devlet teslim sürecinde ama naif cümleleri var yine Yücel Yılmaz'ın. Olması gerektiği gibi hatırlatmış olalım. Tamam. Kış bu sefer... Kurt bu sefer kışı atlatamadı. Yani ayaz yanına kâr kaldı. Peki bir görüntü daha izleyeceğiz. Afyonkarahisar'a gideceğiz. Afyonkarahisar'daki görüntüyü sizler artık çok iyi biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli teşkilatına kibir uyarısı yaparken bir belediye başkanı ve yine yeni dönemde adayı. İşte bakın buyurun. Kendisi aile bakanıyla birlikte o lüks arazinin üzerinde bir de çakarlı bir araç
İstanbul plakalı olduğunu da görüyorsunuz sizler de. Boş balkonlara Deniz abi, boş balkonlara el sağladılar burada. Ya bu, yani bir kere bu çakar meselesi şey, bir ara neşter attılar, topladılar. İşte önüne koyamazsınız, üstüne koyarsınız, izin almanız gerekir vesaire falan diye de sonra yeniden çığırından çıktı. İşte kibir abideleri bunlar. Yani kendilerini toplumdan farklı konumlandırıp sen benim kim oluyor, kim olduğumu biliyor musun sorusu var ya. Evet. O soruyu soran on binlerce insan aramızda dolaşmaya başladı. Hepsi cebindeki AK Parti kartını, üyelik kartı vesaire ya da hamili kart yakınımdır diye AK Partili birinden alınmış referans kartını gözümüzün içine soktu. Bu arabalarla, şimdi bu arabanın, bu görüntünün alternatifi neydi? 1994'te merhum Erbakan. Erbakan yanında Tayyip Erdoğan, bir tane eski bir şey, pick-up. Evet. Onun arkasına doluşmuşlar. Şimdi bir tarafta o var, bir tarafta bu var. Zaten yeniden Refah Partisi'nin birçok yerde AK Parti'yi sarsması, Urfa'da, Yozgat'ta ezip geçmesi bu görüntünün eseridir. Bir hatırlatma daha yapayım ben Deniz abi. AK Parti'nin tabanı aslında dar gelirlilerdi. Şimdi tabii, tabii. Dar gelirlileri anlamayan, dar gelirlinin, yoksulun yaşadığını görmeyen bir kadro. Ya şöyle düşün. Aile Bakanı var orada Deniz abi. Tabii şöyle düşün. Bak şöyle düşün. Ben bunu hep söylüyorum. AK Parti uzun zamandır yoksullardan oy alıp iktidara gelen zenginlerin partisidir. Yoksullardan oy alıyorlar, zenginlerin partisi kendileri. Bak Murat Kurum'a örnek verelim. Evet. Murat Kurum Çevre Şehircilik Bakanlığı yaptı. Ondan önce de uzman olarak TOKİ'de çalıştı. Bir de Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın yöneticisi oldu. Toplasan, ben 30 senedir çalışıyorum, benim kadar maaş almamıştır. Yani Murat Kurum ama buna rağmen Temmuz 2023'te 22 milyon liralık ev almış. Ev aldığı yerde eskiden gecekondular vardı. Etrafı ormandı. Orman alanının statüsünü değiştirip mesken alanına dönüştürüyorlar. Çevreye etkisi olumsuz değildir diye rapor veriyorlar. Ve bir müteahhit geliyor oraya 369 tane daire yapıyor. Tamam mı? Ne oluyor oradaki yoksul gecekonducu? Bir yere, bir mahalleye savruluyor. Banlıyor'da bir yere. Evet. Yani uzakta bir yere. Burada şimdi Ankara'da da öyle şeyler oldu ya. Evet. Şurada Dikmen'deki gecekondu sahiplerini Mamak'ta, şurada burada bir yerlere gönderdiler. Buraya zenginler taşındı. Oradaki yoksul gecekonducu uzaklara gidiyor, oraya Murat Kurum yerleşiyor. Türkiye'nin özeti aslında budur. Bu seçim sonucunun özeti de budur. O yoksul gecekonduda oturan, yoksul gecekondudan taşınmak zorunda kalan ve arazisini bu zenginlere teslim etmek zorunda kalan yoksul kırmızı kart gösterdi. Murat Kurum'a da gösterdi. Bak Ekrem İmamoğlu Murat Kurum'dan daha zengin. İş adamı, müteahhit. Yıllardır köfteci dükkanından bu yana üretiyor, para kazanıyor vesaire. Ama Murat Kurum'un o 22 milyon liralık dairesi daha çok tartışıldı. Bak işte Turgut Altınok Ankara'nın yarısına sahipmiş. Turgut Altınok bilebildiğimiz kadarıyla. Yani o, onunki bile bu kadar sorgulanmadı bak. Yani adam babadan miras dedi, çıktı işin içinden. Değil mi? Tam da çıkamadı ya. Ya hayır, şeyden çıkamadı. %30 farkı yiyince öyle şeyden çıktı. Çıkamadı. Yani o zengin çok 600 daire mi? O çok zengin. 600 mi kaç? Zengin olduğu çıkamadı. İçin çıkamadı. Ha. Yani bunları nereden buldun diye sorguluyor. Vay adam Monaco prensinden daha zenginmiş diye konuşuldu, tamam mı? Ama Murat Kurum'a sen o maaşlarla bunu nasıl aldın sorusu soruldu ve o da yanıt veremedi. Sen nasıl o gecekonducunun arazisini getirdin, rant kapısı yaptın ve oradan da kendin faydalandın diye soruldu. Yani. Tamam mı? Yani bu seçimin kodlarını, bu kibir abideli. Ya mesela bir tane AK Parti genel merkez genel başkan yardımcısı var. Benim asker arkadaşım. Adını vermeyeceğim. Biliyorum da ben. He. Ya yani o zamanlar işte bir gazetede köşe yazarlığı yapıyor, mütevazı falan bir adam, demokrasiyi savunuyor, işte liberal vesaire falan. Şimdi adam İtalyan takımları giyiyor, ayağındaki ayakkabının fiyatı 30 bin lira, tamam mı? Senin yüzüne bakmıyor, seni böyle tepeden görüyor, hor görüyor, randevu vermiyor,
parti organizasyonu yapıyor, kendisi yani seni dışlıyor falan. Anlatabiliyor muyum? Yani bir dönemin o yoksul ama iyi insan olmaya çalışan mütevazı muhafazakar İslamcıları siyasetle tanıştılar ve hepsi kibir abidelerine dönüştüler. Bugünkü başlığımız sebebi var. Aslında Deniz Zeyrek burada pek çok sebebi sıraladı. Ben de bir hatırlatmayla bugünkü buluşmamızı tamamlamış olayım. Aile Bakanı yine o aracın üzerinde O aracın üzerinde kasasında Aile Bakanı da var. Ve yine aynı Aile Bakanlığı şu açıklamayı yapmıştı. 2023 yılında 19.957.824 kişi sosyal yardımlarla hayatını idame ettiriyor. Yani Türkiye'de 4 kişiden birisi yardıma muhtaç, lüks bir aracın kasasında Aile Bakanı boş balkonlara el sallıyordu bu seçimden önce. İşte eserinizle övünün demek lazım. Seçimden önce ne yapıyorlardı? Bir sürü ses kaydı yayınladık. Telefon ediyor atıyorum Yozgat'taki, Merzifon'daki sosyal yardım alan vatandaşa. Diyor ki hesabınıza para yatırıldı, Cumhurbaşkanımızın selamı var, oyunuzu bilmem kime verin. İşte bu... Aleyküm selam dedi seçmende. Evet, evet. Şey dedi, goodbye happiness. Kurt kışı geçirdi ama yediği ayazı da unutmaz demiş olabilir seçmen. Evet, yani o açıdan öyle oldu ama Balıkesir Belediye Başkanı kendisini kurt olarak gördüğü için... Hem ayazı yedi hem de kışı geçiremedi. İnşallah vatandaşlar geçirir. Yani. Deniz Zeyrek, Sözcü Gazetesi yazarı Deniz abiyle gündeme birlikte baktık. Ben şimdi Ankara'dayım ama Deniz Zeyrek'i İstanbul'a uğurlayacağım. Bu akşam Orta Sayfa akşamı Nav Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk moderatörlüğünde deneyimli gazeteciler. Seçim geride kaldı. Geride kalan seçim ve bunun tartışmaları sonra kamuoyuna yansımalarına bir kez daha bakacaklar. Bir cümle daha var galiba. Yok. Benim akşam Deniz abi gönderiyorum. Akşam konuşacağız. Peki. Şimdi sıradaki haberle devam edelim. İllerde de işte yaşanan tartışmalar var. Bir bakalım. Siyasetten devam edelim. CHP'nin seçimi kazandığı Ardahan'da seçimin tekrarlanması kararı alındı. CHP adayı ve mevcut belediye başkanı Faruk Demir karara itiraz edeceklerini belirtti. Bizi Türkiye'de ve dünyada izleyen Ardahanlı hemşehrilerimize bir notum olacak. Ardahan il merkezinde CHP adayı ve mevcut belediye başkanı Faruk Demir 5049 oy, AK Parti adayı Yunus Baydar ise 4875 oy aldı. Aradaki oy farkı 174 oldu. Oy sayımının tamamlanmasının ardından AK Parti seçim sonuçlarına itiraz etti. Yapılan itiraz sonucunda İl Seçim Kurulu 2 Haziran'da seçimin tekrarlanmasına karar verdi. Ordu'da ise AK Parti'nin 16.138 oy farkıyla kazandığı seçim sonuçlarına itiraz eden İyi Parti'nin başvurusu henüz sonuçlanmadı. Süreç devam ederken İyi Parti tam kadro sahaya inmeye hazırlanıyor. Tüm sandıkların açılıp yeniden sayılmasını 2 Haziran tarihi itibariyle belirlenen takvimde Ordu'da seçimin yenilenmesine ilişkin sürecimizi takip edeceğiz. Cumhuriyetimiz, demokrasimiz tıkır tıkır işliyor. Medeni bir şekilde yaşanan seçim gereği tecelli ediliyor. Güzel bir oy farkıyla kazanan Ahmet Akın kardeşimizi, başkanımızı tebrik ediyoruz. 74 yıl sonra el değiştiren Balıkesir'de ise dün devir teslim töreni vardı. Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, seçimi kazanan yeni başkan CHP'li Ahmet Akın'a devretti koltuğu ve kurduğu cümleler dikkat çekti. Onurla ve 5 yıl hizmet ettiği Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin mührünü ve mazbatasını aldı. Devir teslim tutanağını kendisine teslim ediyoruz. Haydi bismillah. Hayırlı olsun. Tamam. Antalya'da ikinci kez üst üste Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek bir imza atan Muhittin Böcek de yeni dönemine başladı. Belediye önünde düzenlenen törenle Antalyalılara teşekkür etti. Herkesin başkanı olmaktan vazgeçmeyeceğim dedi. Yine siyasetten devam edelim. İyi Parti'de de bir öz eleştiri ya da tartışma süreci başladı seçimin hemen ardından. Attım. Kesinlikle bir başarısızlık var. Bu ülkede %17-18'lerin konuşulduğu İyi Parti'nin
%3 küsur aldığı bir oydan bahsediyoruz. 8 aydır yürütmekte olduğum teşkilat başkanlığı görevimden istifa ediyorum. İyi Parti'de 31 Mart yerel seçimleri öncesinde başlayan sancılı süreç, başarısız seçim sonuçları, Akşener'in olağanüstü kongre çıkışı ve ard arda gelen istifalarla devam ediyor. Bilge Yılmaz'ın ekonomi politikaları başkanlığından istifası sonrası İstanbul adayı da olan Burak Avuncu teşkilat başkanlığından, Burak Akburak'sa yerel yönetimler başkanlığından istifa etti. Siyasi İşler Başkanlığı ve Medya Başkanlığı'nın da aynı şekilde bu duruş sergilemelerini bekliyorum. Sayın Oktay Vural ve Kürşat Zorlu'nun da. Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, parti yönetiminden iki ismin daha istifasını beklediğini söyledi. Kurultay kararı alan Meral Akşener'in yeniden adaylığı hakkında da konuştu. Bir başarısızlık olma halinde bütün sorumluluk bana aittir. Ben de gereğini yapacağım. Bunu başaramazsanız siyasetten ayrılacak mısınız? Üstüme ne düşüyorsa yapacağım. Elbette ki. Sayın Akşener'in bu konuya ilişkin net ifadesi var. Net ifadesi sonrasında da bir kurultay kararı verdi. Bütün bunları alt alta koyunca Meral Akşener'in ben bu kurultayda aday olmayacağını düşünüyorum. Ben evime döneceğim siz bana oy vermezseniz dedi. Bu söylediklerini gerçekleştirirse ben istifa edeceğini düşünüyorum. İlker Karagöz'de Çalar Saat programına konuk olan İyi Parti GİK üyesi Ahmet Zeki Üçok da kurma ekiple birlikte Genel Başkan Akşener'e yöneltti eleştiri oklarını. Olağanüstü kongrede Akşener yeniden aday olur mu? Bu süreçte parti yönetiminden yeni istifalar gelir mi? Merak konusu. Bugün de İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kurmaylarıyla toplantısı var. Olağanüstü o kongrede aday olacak mı, olmayacak mı, istifa edecek mi? Yine kurmaylarının merak ettiği konulardan bir tanesi. Onu da belki bugün, belki önümüzdeki günlerde öğrenmiş olacağız, görmüş olacağız. Siyasetteki tartışmalar bir taraftan böyle öz eleştirilerle devam ederken, diğer taraftan da seçimin bitmiş olmasına rağmen tartışmaların bitmediği yerler, adresler var. Şimdi bir de oralara bakalım. Hakim Bey, Hakim Bey. MHP milletvekili Baki Ersoy'un ilçe seçim kurulu hakimine fiziki müdahalede bulundu. Küfür ettiği Kayseri Pınarbaşı'nda seçimleri yenilenmesi kararı alındı. Skandal görüntüler, tartışmaları, tepkileri beraberinde getirdi. Yalova'da kazandığımız belediyeyi elimizden aldılar. Ali Mahir Başar ayağa kalktı ve yazıklar olsun, yanlış yapıyorsunuz dedi, çıktı. Ali Mahir Başar hakkında fezleke geldi. Devlet Bey dokunulmazlığı kaldırılsın bunun dedi. Hakimin annesine, ailesine küfreden birisine ne yapacak? O da milletvekili. Bunu dikkatle takip edeceğiz. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı MHP'nin adayından 324 oy fazla aldı Kayseri Pınarbaşı ilçesinde. 31 Mart akşamı aralarında MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy'un da bulunduğu bir grup partili ilçe seçim kuruluna gitti. MHP'li vekilin ilçe seçim kurulu hakimine müdahalesi, hakaretleri kayıtlara geçerken Pınarbaşı seçimi de iptal edildi. 2 Haziran'da yenilenecek. Buradaki milletvekilinin seçim kurulunda yaptıkları bir zorbalıktır. Buradaki yaşananların peşini bırakmayacağız. MHP'nin 403 oy farkla kazandığı kırklar elinde CHP'nin oyları yeniden sayılsın talebi reddedildi. Konya Karapınar ilçesinde de oyların kayıp olduğu iddiasıyla 70 sandığa itiraz eden CHP'nin başvurusu ilçe seçim kurulundan döndü. Hatay'da da geçersiz oyların yeniden incelenmesiyle fark 2735'e düştü. CHP tüm oyların yeniden sayılmasında ısrarcı. Hatay'da işleri aceleye getirmeye kalkışmayın. Hakimlere de sözümüz kanunsuz emir suçtur. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde de seçimin yenilenmesi kararı alınınca DEM Partililerle polis arasında gerginlik yaşandı. Oyların yeniden sayılmasına karar verilen Bitlis Gür Ormak'ta ise AK Partili rakibini 2 oy farkla geçen Yeniden Refah Partisi'nin adayı bu kez 16 oy farkla kaybetti. Belediye AK Parti'ye geçti. Şimdi sebebi var bu seçim sonucunun böyle çıkmasının ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yine seneler sonra, yaklaşık yarım asır sonra Türkiye'de girdiği bir seçimde birinci parti olarak çıkmasının en önemli sebebi ekonomi. Bu pahalılık, enflasyonun yüksek olması, gıda fiyatları Türkiye'de yüksek,
İşte dünyadan örnek veriliyor. Dünya öyle, bizde de o yüzden böyle diye yorumlar yapılıyor ama dünyada gıda fiyatları düşerken bizde hala yüksek seyrediyor. Tüm dünya gibi bizim de en büyük sıkıntı kaynağımız, hep söylüyoruz, enflasyondur. Dünyada düşük. Ben mesela Almanya'da tanıdıklarım falan var. Amerika'da tanıdıklarım var. Onlarla görüşüyorum. Adam diyor ki ben diyor 100 dolarla gidiyorum. Dünyayı dolduruyorum diyor. Her şeyimi alıyorum diyor. Oradaki fiyatlar buradan da düşük. Bizden daha ucuz yiyorlar. Kasaptan çıktım ama bayağı uçmuş fiyatlar. İki tane çocuk var. Kıyma aldım 100 liralık. Bir avuç kadar geldi. Çocukları tadını unutmasın diye bir avuç kıymaya 100 lira veriyor anneler. Türkiye'de gıda enflasyonu %70,41. Dünyada ise artmak bir yana, düşüyor fiyatlar. Birleşmiş Milletler'in son küresel gıda raporuna göre dünyadaki yıllık düşüş %10,5. Bizde çünkü tarım diye bir şey kalmadı artık. Olan halka oluyor. Her şeye dışa bağımlı olduğumuz için gübresinden işte şeyine kadar hepsi dışarıdan geliyor. Hepsi dolara bağlı. Dolar da alıp başını gidince tarımı zaten bitirdiler. Biz kategori kategori değerlendiriyoruz. Alt gruplara ayırıyoruz enflasyonu. Gıda, konaklama, eğitim harcamaları. Bu kategorilerin hepsinin birbiriyle ilgisi var. Örneğin gıda harcamalarında bir artış olduğu zaman bu aslında eğitim harcamalarına da yansıyor. Niye? Mesela okuldaki, çünkü yemekhane hizmeti eğer paralıysa ona da zam geliyor. Yıllık enflasyon %68,50'ye yükseldi. Domino etkisi gibi gıda artınca birçok hizmet kaleminin de fiyatı artıyor. TÜİK'e göre sadece bir ayda kuzu etine %18,6, dana etine %14,7, tavuğa ise %12,2 zam geldi. Gelelim tüketiciyi zorlayan güncel fiyatlara. Zeytinburnu'nda bir kasaptayız. Burada dana kıymanın kilogram fiyatı 600 lira, kuşbaşının kilogram fiyatı 610 lira, kuzu etinin kilogram fiyatı 590 lira, tavuğun kilosuysa 120 lira. Ne zamandan beri et almadınız? Herhalde bir 6-7 ay oldu. Bu gidiş gidiş değil yani. Sebze meyve reyonlarındaki fiyatlar da cep yakıyor. Elmanın kilosu 24 lira, portakalın kilosu 22 lira, ithal muzun kilogram fiyatı ise 119 lira. Yemeklerin olmazsa olmazı patates, soğan da çok pahalı. Patatesin kilosu 23 lira, kuru soğanın kilogram fiyatı ise 26 lira. Emekli maaşı yetmiyor, artı çalışıyorum. Çalışmak zorundayım. Çalışmasam yani kaz mı yazar, at içine. 6-7 aydır et alamayan emekli de var. Sebze meyve alabilmek için çalışmak zorunda kalan da. Gıda fiyatlarını tetikleyen maliyetlerin başındaysa akaryakıt geliyor. İki seçim arası fiyatı iki katını aştı. İğneden ipliğe her şeyin fiyatını etkileyen motorinin litresi 42 lira 8 kuruş. 14 Mayıs'tan bu yana motorine gelen zamsa %125. Allah yardımcımız olsun, başka bir şey diyeceğim yok. Nazım Hikmet dizeleriyle ve Ankara havasıyla belediye başkanlığını, o koltuğu alan isim az sonra Çalar Saat'te olacak. Başkanlar sözünü tutar. Sanat sahnesinden siyaset arenasına resmi olarak geçiş yaptı Erdal Beşikçioğlu. Etimesgut Belediye Başkanı olarak ilk kez makamında. Etimesgut Belediyesi 34 yıl sonra CHP'ye geçti. Yeni Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu koltuğuna oturdu. Ama görevi selefinden değil, vekilinden teslim aldı. Büyük bir onur tabii ki. Büyük bir sorumluluk. Ekonomik durum şu anda çok korkunç bir durumda. Biz de belediye olarak vatandaşlarımızın olabildiğince yanında ve onlara omuz veren bir belediye olmak arzusundayız. Mazbatasını alan Erdal Beşikçioğlu başkan sıfatıyla ilk nikah şahitliğini yaptı. Devir teslim töreninde 3 dönem Etimesgut'u yöneten Enver Demirel yoktu. Başkan vekili vardı. Koltuk uçarak geliyor yani. Elden ele taşınarak havadan geldi makam koltuğu ve o ilk anlar. Seçim zaferinin ardından verdiği sözü tutmuştu Erdal Beşikçioğlu. Etimesgutlularla birlikte Erik Dalı oynamıştı. Devir teslim töreni sonrasında da komşularının isteğini kırmadı. Bundan yaklaşık 80 gün önce bir söz verdim. Ver müziği! Thank you.
söz vermişti. Kazanırsam bütün Etimesgut'la birlikte Ankara havası oynayacağım, Erik Dalı oynayacağım demişti. Sözünü tuttu. Verdiği başka sözler de var. Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut belediye başkanı seçildi. Mazbatasını aldı. Şimdi de Çalar Saat'te NAV ekranlarında. Günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz sayın başkan. Günaydın. Günaydın, hoş Erdal geldin. Başkan, hani amirim diye sesleniyor da artık Erdal Başkan diye mi seslenecek, ne dersiniz? Evet, bir kademe ilerlemesi oldu tabii ki. Peki, mazbatayı aldınız. Evet. Dün nasıldı? Nasıl bir gündü? Oh, dün çok yoğun bir gündü. Sabah 33 tane meclis üyemizle beraber mazbatamızı aldık. Kalelere sığamadık gerçekten. Oradan belediyemize geçtik. Bir devir teslim töreni yapıldı. Yani inanılmaz bir ilgi, yoğun bir sevgi seli vardı. İnsanlar mutluluğu ve huzuru çok özlemişler. Onu gördük biz. Ve ondan sonra mazbatadan sonra da tabii ki kaymakamımızı ziyaret ettik. Sonra tekrar gelip vatandaşlarımızla görüşmelerimize devam ettik. Şahane bir gündü, şahane. Şimdi söz verdiniz, Erik Dalı evet. İşte bütün Türkiye'de ona tanıklık etti. Verdiğiniz başka sözler de var Sayın Başkan. Var tabii. O sözleri bir kez daha böyle hatırlatalım. Mazbatayı aldınız. Nereden başlayacaksınız? Nereden başlamayacağız ki? Önce ilçemizin içerisindeki, tabii önümüz bayram. Bayramı huzurla geçirebilecek bir yapı kuracağız tabii ki. Bu sosyal haklarımızla ilgili, sosyal yardımlarla ilgili bayramı layığıyla yaşayacak bir Etimesgut olacak. İlk icraatımız bu olacak. Ondan sonra tabii üstüne yavaş yavaş gelecek, kreşlerimiz gelecek, onun üzerine işte birçok proje var. Bu arada emeklilere bir de turne sözünüz var. Evet, onlarla evet. Birlikte bir turneye de çıkacaksınız, Türkiye'de olacaksınız. Niyetimiz o tabii ki yani. Önce mahallelerimize bu emekli tiyatrolarımızı da yavaş yavaş olgunlaştırıp, emekli konaklarımızın içlerinde emekli arkadaşlarımızla beraber şahane oyunlar çıkartacağız. Ve bunlarla da turneye başlayacağız tabii ki emekli arkadaşlarımız. Çünkü yani bu ekonomik krizde en büyük göz ardı edilen kitlemiz emekliler. O emeklilerin sosyal hayatını biraz daha renkli bir şekilde getirmemiz gerekiyor ki bu zamana kadar alın terlerini akıtmış insanların şu dakikadan sonra çok daha huzurlu bir hayat yaşamalarını sağlamak için uğraşacağız açıkçası. Şimdi kazanmayı bekliyordunuz. Evet. Ama bu kadar farkta kazanmayı bekliyor muydunuz? Etimesgut için öyle, Ankara için öyle, Türkiye için öyle. Karşımızda bir Türkiye haritası var. Kırmızıya boyanmış bir Türkiye haritasından söz ediyoruz. Çok güzel. Şimdi bunu da değerlendirin o zaman. Önce şöyle genelden özele Etimesgut'a gelelim mi? Ya ülkemizin genelindeki bu aydınlanmayı ben büyük bir memnuniyetle karşılıyorum açıkçası. Kendi ilçemizde ise ben bekliyordum açıkçası. Bekliyordunuz. Evet. Hatta daha yukarıda bir sonuç bekliyordum ben. Ama bunu hiç kimseye anlatamadım. Tabii baştan beri bir sanatçıdan belediye başkanı olur mu gibi tuhaf bir söylence vardı. Ama ben bunların ötesinde şu anda seçmen olan seyircimizin kimyasını biliyordum zaten. Gittiğimiz zaman göz göze geldiğimiz o insanlarla sohbet ettik, dertlerini dinledik, güldük, gülüştük. Yani burada çok daha başka bir kimya vardı. Bu kimyayı da ben çok iyi görebiliyordum sahada. İnsanlara söylemiştim ben. Çok ilginç. Yani bir sanatçı gözüyle bunu gördünüz. Siyasetçiler bunu göremedi. Yani muhalefet bir başarı bekliyordu. Belki bir tereddüt de vardı. Mansur Yavaş da yoktu. Bir kere yok, onu biliyorsun. Yok. Fark olacak. Öyle evet, rekor bir oy olacağız evet. Diyordu. Ama siyasetin genelinde böyle bir acaba mı sorusu varken sizi bunu önceden görmeniz, öngörmeniz o da ilginç. Normal tabii siyasetçiler maalesef son zamanlarda halkla beraber olamıyorlar. Onlarla beraber bütünleşemiyorlar maalesef. Yani kapalı kapılar ardında halkı anlamak mümkün değil. Çıkıp sohbet etmeniz, onun derdini, şehri yaşamanız gerekiyor. Bütün arazileri, eksikleri görmek için. Biz de Etimesgut'ta yaklaşık 90 gün bunu yaşadık. Ve ben yani şöyle söyleyeyim size. İki takım elbise, bir tane de kravat kazandım. Kimine girdiniz iddiaya? Meclis üyelerimizle. Meclis üyeleriyle girdiniz. Çünkü yani hani dediler ki 20 tane çıkartırsınız Erdal Bey. Bize gelmez sıra. Ya gelir dedim, niye böyle pesimist davranıyorsunuz? Tamam dedim, iddiaya girelim o zaman. Eğer girerseniz meclise sizden bir tane takım elbise istiyorum ben dedim. Takım elbiseyi de çok kullanacak mısınız? Emin değilim. Açıkçası bir fotoğraf veriyorsunuz. Böyle daha çok spor giyime yatkın olduğunuz için bildiğimiz üzere. Seçim,
Seçimlerden sonra o tabii ki. Yani bir de tabii spor giyinmek kendi içerisinde, arazinin içerisinde çok daha rahat olmanızı sağlıyor tabii. Ama takım elbise giyilmeden olmaz. Zaman zaman o takım elbise de giyilecek, kullanılacak. Etimesgut'tan devam edelim Sayın Başkan. Yalnız sizleri bir İstanbul'a da götürelim. İstanbul ilçeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu vermiş olduğu mesajlar var. Yönetmenimizden Hilal'den bir rica edeyim. İstanbul'da yarış sonrasına bir bakalım ilçelerde yaşananlara. Sonra Etimesgut'tan, Etimesgut başarısından devam edelim. Yeniden sayım tamamlandı. Yeniden sayılan 1030 sandıkta sonuç değişmedi. Günler süren yüksek tansiyon, tekrar tekrar sayılan oylar, Gazi Osman Paşa'da sonuç değişmedi. CHP'li Hakan Bahçetepe yarışı önde tamamladı. Mazbatasını bugün alması bekleniyor. 848 oyla Hakan Bahçetepe bir kez daha Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı seçildi. Bazı yerlerden, çevrelerden baskı geliyor. Örneğin açık farkla kazandığımız Tuzla'da mazbatayı Eren Ali Bingöl'e niçin vermiyorsunuz? Derdiniz ne? Zamana mı ihtiyacınız var? 11 puan farkla CHP AK Parti'den aldı İstanbul Tuzla'yı. İmamoğlu'nun bu itirazı sonrası geciken mazbatanın Eren Ali Bingöl'e verilmesi için YSK karar verdi. Ama bu süre içerisinde belediyede yeni ihaleler yapıldığı, yeni imzalar için memurların zorlandığı ihbarları gelince İmamoğlu çok sert çıktı. Öğreniyoruz ki Tuzla Belediye Başkanı'nın görevi bitmişken hem de 2 Nisan günü 62 milyon liralık ihale yapıp birilerine veriyor. Hangi yetkiyle yapıyorsun? İhaleyi veren de alan da rahat olmasın, takip edeceğimi buradan söyleyeyim. Bakın biz şöyle telefonlar alıyoruz. Ben memurum başkanım. Bana zorla imza attırmaya çalışıyorlar. Yalvarırım bana bir çare bulun diye ağlayarak arayan insanlar var. Beykoz'daki yeniden sayımsa Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla durduruldu. CHP'nin adayı Alaaddin Köseler'in mazbatasını alması için engel kalmadı ama iddiaya göre Beykoz'da da süreç bilinçli uzatılıyor. İller Bankası'ndan gelen paranın yandaş bir takım müteahhitlere aktarılması için yapılan bir organizasyon olarak öyle görülüyor. Süreci uzattıkça uzatıyorsunuz. Soruyorum size. İçi boş gerekçelerle neler yaptınız neler? YSK Tuzla için son sözü söyledi ama aradaki kayıp süre soru işaretleriyle dolu. Bu belediye başkanının yapmaya çalıştığı başka işler de var. Çok acayip şeyler deniyor panikle. Yıllar önce kişiliğini analiz etmiştim ama kimseye inandıramadım. Bu sabık başkanla iş tutanlar varsa bu sürecin uzaması onlara da zarar verecek. Seçimi kaybeden AK Partili eski ilçe belediye başkanı Şadi Yazıcı kendisine arkadaş dediği için suç duyurusunda bulunmuş ve İmamoğlu hakkında 2 yıl 4 ay hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. İmamoğlu Şadi Yazıcı'nın artık başkan olmamasına rağmen 2 Nisan günü ihale yaptığını söyledi. Yargıçları ve bürokratları göreve çağırdı. Saygıdeğer tüm yargıçları, tüm bürokratları kimden gelirse gelsin yanlışa direnmeye davet ediyorum. Hukukçular ve bürokratlar kapı kulu değildir, olamaz. İBB çalışanlarıyla mazbata töreninde buluştu İmamoğlu. Geride kalan zorlu seçim sürecinin fotoğrafını çekti. Siyasette yeni bir döneme işaret etti. Bir cumhurbaşkanı, 17 bakan, müesses medyanın %95'i para dağıtmak, seçmen kaydırmak, anlamsız siyaset anlayışı geri dönülmez bir biçimde mahkum olmuştur. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, tabii biz bir yandan da buna alışacağız. Etimesgut Belediye Başkanı demeye alışacağız Erdal Beşikçioğlu'na. Birazdan, dakikalar sonra Anıtkabir'de olacak. Mansur Yavaş Ankara'da belediye başkanlığını kazanmış isimlerle birlikte, belediye başkanlarıyla birlikte Anıtkabir'de Atan'ın huzuruna çıkacak ve mozoleye çelenk bırakacaklar. Az sonra kendisi gidecek Erdal Beşikçioğlu, ama gitmeden önce şimdi Etimesgut'ta sizinle ne değişecek, neler yapacaksınız? Hemen bir sıralarsanız onu da dinleyelim. Hemen söyleyeyim. Sosyal hayatımızda müthiş bir devrim olacak.
kültür sanat etkinlikleri olsun, sosyal yardımlar olsun, kendi içimizde ailelerimizi kreş sayısını arttırarak çocuklarını bu kreşlere bırakıp sosyal hayata çok daha içine dahil olabilecek bir yapıya sürükleyeceğiz. Etüt merkezlerimizde öğrencilerimizin yanında olarak onların üniversiteye hazırlanması için gereken altyapıyı sağlayacağız. Ulaşımla ilgili derdimiz var, şeker fabrikasının kokusuyla ilgili derdimiz var. Bunların hepsini gidereceğiz tabii ki. Bunun üzerine parklarımız arzu ettiğimiz nitelikte kullanılamıyor. Onları tekrar gözden geçirip halkın çok daha içinde olabileceği yapılar haline dönüştürmeye çalışacağız. Caddelerimizi düzelteceğiz, yürüyeceğimiz kaldırımların şeklini değiştireceğiz. Var da var yani. Hani ama bunları büyük bir keyifle yapacağıma çok inanıyorum ben. Az önce haberi izlerken dediniz ki ya İlker, insanların yüzlerinin güldüğüne tanık ediyorum. Evet, yani o kadar tuhaf bir süreç geçirdik ki bu süreçten sonra insanların huzur ve mutluluğu gerçekten gözlerine ve hareketlerine yansıyor. Bana her seferinde sormuşlardı başladığınız zaman bu hikayeye, sizin en büyük projeniz var mı? Ben de demiştim ki benim en büyük projem bu insanların somut demişlerdi. Huzur ve mutluluğunu tesis etmek. Yani o somut değil, soyut bir kavram demişlerdi ama şimdi somut bir hale dönüştü tabii ki yani. Yani insanlar ertesi güne daha mutlu uyanıyorlar. Gerçekten işlerine çok daha mutlu bir şekilde gidiyorlar. İyi ki yer almışım diyor musunuz o zaman? Başta çok tereddütüm vardı ama şimdi bu süreç boyunca hem insanlarımızın fikirleri hem de benim fikrim çok daha başka bir halde olgunlaştı ki bu halini de çok seviyorum. Efendim çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Geldiniz, anlattınız. Şimdi de Anıtkabir'e gideceksiniz, evet. Atanın huzuruna. Evet. Bu arada tabii Kadir gecesi aynı zamanda. Onu da kutluyorum ben tabii ki. Bütün duaların kabul olduğu bu gecede umarım sağlık, huzur, mutluluk ve kardeşliğimiz daim olur efendim. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür çok sağ ederim. Olun. Şimdi siren seslerini de duyuyorsunuz. Ankara'da birkaç gün evvel yine çok daha yüksek tondan duyduğunuz o siren seslerini. Ankara'da Urdacılar sesinde bir yangın çıktı ama ne yangın? O yangının ardından gelişmelerine de bakalım hep birlikte. Ankara'da 16 saatte söndürülen yangında 5 kişi gözaltına alındı, biri tutuklandı. Alevler Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesindeki Hurdacılar sitesinden yükselmişti. 16 saat süren yangında 9 iş yeri enkaza döndü. Milyonlarca liralık zarar meydana geldi. Bir yandan ekipler hasar tespit çalışması yapıyor, diğer yandan da yangının çıkış nedeni araştırılıyor. En kuvvetli şüphe bakır kabloları plastiğinden ayrıştırmak için ateş yakılmış olması ve alevlerin mazot tankerine sıçrayarak patlamaya neden olmasıydı. Ekipler görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıktı. 5 yabancı uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı. 18 yaşından küçük bir şüpheli tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor. Efendim, ekonomi derken, konuk derken, sonra memlekette olup biten olaylar derken, Ankara, İstanbul, Türkiye, yurt dışı derken haberlerimizi neyle devam ettireyim? Yine siyaset konusuna, başlığına dönelim. Aslında daha çok böyle seçim sırasında sarf edilen sözler, cümleler, seçimin ardından da birden o çark edişler şöyle önlerde ilikleniyor. Ne denilmişti? Mesela Taksiciler Odası Başkanı İstanbul'da Murat Kurum'u da açıktan aleni desteklerken taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum demişti. Sanki o sözler hiç söylenmemiş, kameralar hiç kaydetmemiş ve pek çok kişinin de diline tekerleme olarak yerleşmemiş gibi yaşadığımızı, gördüğümüzü bize yok saydırmaya çalıştı kendisi. Şimdi ne mi söyledi? Buyurun. Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum. Kimseyi desteklemedik, biz siyasete girmedik, biz siyasi yönlendirme yapmadık, yapmayız. 4 yıl boyunca İmamoğlu'nun taksi sayısını artıracak projelerine hep karşı çıkan isimdi Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu. Seçim sürecinde yeni taksi vaadi olan kuruma ise karşı çıkmadı, aksine slogan dahi yarattı. Kurum seçimi kaybetti, Eyüp Aksu'nun da tüm söylemleri değişti. İstanbul halkının taksi ihtiyacı olup olmadığına karar verecek makam
Bağcılar Otogalerisi'ndeki birkaç taksi galericisi değildir. Bizim böyle bir projeye onay vermemiz de mümkün değildir. Biz hiçbir zaman taksi sayısının artışına karşı çıkmadık. Taksi artışı kanuna, hukuka uygun teklif gelirse karşı çıkmayacağız. Neden kiralama yolu ediyorsun peki? Niye satacağım sana? Yani mecbur muyum sana satmak? Kiralamayın ama satın dediler. Yani aslında dert başka. Dert ne yazık ki ilave olacak 6000 taksi değil. Taksici esnafı üzerinde algı yaratmaya ve kamuoyu oluşturmaya çalışmaktadır. İstanbul'da taksi krizi yaşanırken Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu taksi sayısını artırmak için ne adım atsa bakanlıkların sayısının artırıldığı UKOME'de 1 değil, 5 değil, 10 değil tam 15 kez reddedildi. İmamoğlu'na karşı çıkan isimlerin başındaydı Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu. Oy çokluğu ile lehimize bir karar çıktı. Bu kiralama modeli bizim taksici esnafımızı bitirir. Öyle önüne gelen bir kere taksicilik yapmayacak. Burada Taksiciler Odası'nı da ikna etmeniz gerekecek ama. Ederiz. Nasıl yani edeceksiniz? Biz bu kararı alacağız. Sonuçta bu iş kimsenin tek elinde değil ki. Seçim döneminde ise izin verilmeyen taksi artışı AK Parti'nin adayı kurumun da vaadi oldu. Ama Taksiciler Odası Başkanı ses çıkarmak yerine destek çıktı kuruma. Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum. T24'de konuşan Eyüp Aksu hem Murat Kurum'a desteğinden hem de yeni taksilere itirazından vazgeçti. İlk UKOME toplantısında İmamoğlu'nun teklifine ne yönde oy kullanacak merak ediliyor. Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum. Yani o zam isteğini ben mi söyledim? Ne zaman söyledim? Öyle bir şey söylemedim ben. Diyiverdi Eyüp Aksu ve şimdi de çok uyumlu bir şekilde yeni yönetimle yine Ekrem İmamoğlu seçildi bilindiği üzere. Ve kendisiyle uyumlu bir şekilde çalışacağını söylüyor. Anlattığı ya da kurduğu cümleler bu şekilde. Şimdi yine devam edelim. İstanbul'dayız. İstanbul Sultan Gazi'de öfkeli bir genç ve onu yatıştıran polisimiz. Ama seni mi istiyorum? Tamam, yüzük alacağız. Ama seni mi istiyorum sana? Ne? Seni mi istiyorum? Tamam, sarılırız. At, ama at o şeyi. Bıçağı, tamam, fırlat bıçağı. Elinde bıçak, ne yapacağını bilmiyordu. Zihinsel engelli gence kadın polis daha önce görülmemiş bir yöntemle müdahale etti, sarıldı. Şuraya atar mısın bıçağı? Atayım. At. At, söz hadi at. Tamam. Zihinsel engelli Yasin Arnavutköy'deki evinden çıktı. Ailesi onu her yerde aradı, bulamadı. Kayıp ilanı verildi. İstanbul Sultan Gazi'de gece yarısı ekiplere bir ihbar geldi. Elinde bıçakla bağıran bu kişi ortadan kaybolan Yasin'di. Yok yok, takmayacağım. Yüzük öğretemiyorum, kumis yüzük. Yüzük. Tamam, alırız yüzük ya. İstediğin yüzük olsun. Hayır, at olsun. Hemen bir kadın polis girdi devreye. Şefkatiyle önce sakinleştirdi onu. Sonra da bıçağı bırakmasını sağladı. Yasin ise sadece ona sarılmak istedi. Aa, acımı tutuyor. Tamam, sarılacağız. Bıçağı fırlat. Fırlat mı? Fırlat, şuraya fırlat. Aa, fırlat mı? Şuraya atar mısın bıçağı? Atayım. At. Hep mi? At, söz hadi at. Tamam. Polis zihinsel engelli genci karakola götürdü. İşlemlerin ardından ailesine teslim etti. Evet, bugün özel bir gün. Kadir Gecesi, tutulan oruçlar, edilen dualar kabul olsun. Hayırlı kandiller diyelim. Sonra avukatlarımızın günü, avukatlarımızın günü kutlu olsun. Ayrıca bugün bir misafirimiz daha olacak demiştik. Bütün çocukların doktoru, doktorları onlar ve misafirimiz de Profesör Doktor Tutku Soyer. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Genel Sekreteri kendisi ve NAV ekranlarında Çalar Saat'te. Günaydın hocam. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve sizinle aslında bir iki gün sonra gününüz. Evet. Dünya Çocuk Cerrahisi Günü. Evet. 7 Nisan'da kutlanacak. Evet. Dünyada ilk kez, Türkiye'de ilk kez. Evet. Ve peki o zaman çocuk cerrahları, onların yaşadığı problemler de var. Sözü size bırakıyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim İlker Bey. Nazik davetiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz derneğimiz olarak. Sizin de bahsettiğiniz gibi Dünya Çocuk Cerrahisi Dernekleri Federasyonu ilk defa bu sene 7 Nisan'ı Dünya Çocuk Cerrahisi Günü olarak belirledi.
Ve biz çocuk cerrahları uzmanlık dalımız gereği hangi yaş grubuyla uğraşıyoruz ve hangi hastalıkları yapıyoruz, bununla ilgili farkındalık oluşturmak üzere de sizin de sayenizde bir bilgilendirme yapmayı çok arzu ediyoruz. Çocuk cerrahları 0-18 yaş arasındaki çocukların cerrahi tedavi gerektiren doğumsal ve edinsel bütün hastalıklarının tedavisinde yer alıyor. Biraz daha tedavi alan kapsamımız geniş genel cerrahiye göre. Akciğer soluk borusu, mide bağırsak hastalıkları, karaciğer, dalak, böbrek, üriner sistem, baş boyun ve onkolojik cerrahi, travma ve yanık olmak üzere çocukların bütün cerrahi tedavilerinde yer alan bir uzmanlık dalı. Çok özel bir alan. Ve evet, aslında duygusal da bir alan. Aileler, evet, hani yani bebek doğuyor, hemen yan tarafta bir başka işte ne bileyim ameliyat, evet, ortamında, evet, küçücük bebekler, onların ameliyatlarına giriyorsunuz. Çok, evet, zor. Evet, sizin de dediğiniz gibi gerçekten çok büyük özveri gerektiren ve çok özellikli bir uzmanlık dalı. Ve diğer branşlardan farklı olarak da çok ciddi bir insan gücüne ve altyapıya gerek var. Dolayısıyla Türkiye'nin her tarafında 800'e yakın uzman çocuk cerrahı arkadaşımız var ve hepsi çok büyük bir özveriyle zor şartlarda, örneğin depremde de olduğu gibi çok büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyorlar. Hocam şimdi yine bir hekim arkadaşınızın paylaşımı, ben de sosyal medya üzerinden gördüm. TUS sonucunda 140 kontenjandan sadece çocuk cerrahları içinde 51'i, evet, doldu ve yani kısa bir süre sonra memleketimizde çocuk cerrahı kalmayacak. Buna lütfen dikkat etsin yetkililer, evet, ve çocuk cerrahlarını da korusunlar, onların haklarını da korusunlar, evet, diyor. Siz ne dersiniz? Son, evet, söz bunu duyayım sizden. Çok haklısınız. Çocuk cerrahisi dediğim gibi çok ciddi anlamda altyapı ve insan gücüne ihtiyacı olan ve Avrupa toplumlarını düşündüğümüzde de çok genç bir toplulukta aslında çok kısıtlı sayıda bir çocuk cerrahisi uzman ekibiyle hizmet veriyoruz. Çok ciddi sıkıntılarımız var, çok yoğun çalışıyoruz ve bu özverinin karşısında da bir takım haklı beklentiler var. Bunlarla ilgili derneğimiz gerekli otoritelere, sağlık otoritelerine ihtiyaçları bildirdi. İnşallah önümüzdeki 7 Nisan'da bunları çözülmüş, büyük bir kısmı hallolmuş bir şekilde olacağını biz de ümit ediyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, anlattınız. Sağ olun. Şimdiden gününüz kutlu olsun ve dilerim yani sizin zaten mesleki olarak koşullarınız zor, yaşadığınız sorunlar görülür. Evet. Bir de böyle türünüz artık yok oluyor. Öyle o kadar nadirsiniz ki çocuk cerrahları, evet, kıymetinizi bilsinler de çocuklarımıza emanet edecek doktorlarımız olsun, cerrahlarımız olsun. Sağ olun, olsun. Çok teşekkürler. Ben de bütün özverili çalışan meslektaşlarımın Dünya Çocuk Cerrahisi gününü derneğimiz vesilesiyle kutlamak istiyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler, teşekkürler hocam. Profesör Doktor Tutku Soyer Now ekranlarında Çalar Saat'teydi. Ben kendisini uğurlarken, reklamada giderken elbette çocuklarımızdan devam edelim. SMA'lı çocuklarımız var. Aileleri onları yaşatmak için çırpınıyor ve onların da sesinin duyulması gerekiyor. 14 günlükken topuk kanında SMA tanısı çıktı. 14 aylık SMA hastası Defne Gürbulak nefes alabilmek için makineye, beslenebilmek içinse bu hortuma bağlı. Yurt dışında gen tedavisi için ailesi kampanya ile umut arıyor. İzmir'in Kınık ilçesinde yaşıyor Defne bebek. Maden işçisi olan babası Okan Gürbulak'la annesi Çiğdem Gürbulak doğduğundan beri mücadele ediyor bebekleri için. SGK gen tedavisini hala karşılamadığı için diğer SMA hastaları gibi Gürbulak ailesi de kampanya ile yaklaşık 2 milyon dolarlık tedaviye ulaşabilmeye çalışıyor. Kampanya için tanınan süre bir ay içinde dolacak. Henüz %40'ına ulaşabildiler. Destek bekliyorlar. Bizim desteğe, yardıma ihtiyacımız var. Defne için gönüllülere ihtiyacımız var. Ben de herkesten Defne için destek, yardım istiyorum. Çocuğumuz çıkmaya sesi olun. Çocuğumun çıkmaya nefesi olun arkadaşlar. Umutcan'ın yürümesi, koşması sizlerin elinde. Adana'da yaşayan 5 aylık Umutcan Kurt da SMA hastası, ayağa kalkabilmesi için yurt dışındaki ilaç tedavisinin bir an önce başlaması gerekiyor. Onun da kampanyası başladı ama henüz %2'si tamamlanabildi. Anne Hatice Kurt oğlu için yardım istiyor. Bu 2 aydır kampanyayı sürdürüyoruz ama hiçbir şekilde kampanyamız ilerlemiyor. Çocuğumun sesini duyuramıyorum. SMA'lı Yusufhan bebeğin ise kampanyası %91'e ulaştı. Ailesinin tek dileği ilaca ulaşabilmesi. Çünkü ilacı 2 yaşına girmeden alması gerekiyor ve Yusufhan bebek 19 aylık. Kızım işitme engelli, damadım işitme engelli. Yalnız bakamıyorlar bebeklerine. Çünkü yalnız bakılacak bir bebek değil. 7-8 tane biraz daha bağlı yaşında.
Yusufhan Uğurlu SMA tip 1 hastası. Adına açılan kampanya tam %91'e ulaştı. İlacına ulaşmasına az kaldı. Uğurlu ailesi kilo ve kas kaybeden bebeklerinin sağlığına kavuşması için gözleri yaşlı bekliyor, vakit daralıyor. Efendim günaydın, Ankara'dan yayınımıza devam ediyoruz Çalar Saat'e ve şu anda başkentin en işlek caddesi, bulvarı, Atatürk Bulvarı yavaş yavaş şöyle bir açılıyor kameramız ama Ankara'da da trafiğin böyle yavaşladığına tanıklık ediyoruz ya da trafiğin böyle eksildiğine tanıklık ediyoruz. Belki de Ankaralılar, başkentliler çoktan bu bayram tatilini başlatmışlardır birim amirleriyle görüşüp de. Şimdi iyi dinlen Türkiye, Hürriyet Gazetesi'nin manşeti bugün mesai bitimiyle birlikte 9 günlük bayram tatili başlayacak. Önümüz bayram. Yola çıkanlar olacak mesai saatinden sonra, belki yarın sabah ve belki de dün akşam saatlerinde çıkanlar da oldu. Ama en azından şunu söyleyelim, bir kere öncesinden bir bayramlaşalım. İyi bayramlar diyelim, dileyelim Türkiye'ye. Bir de gideceğiniz yerlere lütfen acele ederek gitmeyin. Yavaş yavaş gidin. Aracınıza bindiğiniz andan itibaren bir tatilin içindesiniz. Tadını çıkartarak gidin lütfen. Bunun hatırlatmasını yapalım. Bu arada Ulaştırma Bakanlığı'ndan da bir hatırlatma var. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait otobanlarda, köprülerde ücretlendirme olmayacak 9 gün boyunca. Diğer otobanlarla, yap işlet devret modeliyle yapılanlarla lütfen karıştırmayın. Oralarda ödemeler devam edecek. Her bayram olduğu gibi. Bir bayram havası diyelim. Bir bakanlıktan yapılan hatırlatmayı ekranlarınızda taşıyalım. Sonra da devam edelim. 9 günlük bayram tatili başlıyor. Büyük göç için valizler hazırlandı. Yaklaşık 35 milyon kişi yollara düşecek. Ramazan bayramı 10 Nisan çarşamba gününe denk geliyor. Bu nedenle bayram tatili 9 güne çıkarıldı. İlk ve orta dereceli okulların ara tatili de bu tarihlere denk gelince tatil planları yapıldı. Havayolu, karayolu, demiryolu ile seyahat edecekler için ek seferler planlandı. Çünkü bu tatilde yaklaşık 35 milyon kişinin yollarda olması bekleniyor. Köprü ve otoyollarda 9 gün boyunca ücretsiz olacak. Hava durumu da tatilcilerin yüzünü güldürecek gibi duruyor. Bayram tatilinde İstanbul'da hava sıcaklığı 28 dereceye kadar çıkacak. Gece serinliği ise devam edecek. Güneş Ege'de de yüzünü gösterecek. Sıcaklığın İzmir'de 20 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Akdeniz'de de durum aynı. Sıcaklıklar yüksek. Ancak bölgenin 1-2 gün yağış alma ihtimali var. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında genel itibariyle hava sıcak olacak. Ancak kısa süreli yağmur geçişleri olacağı tahmin ediliyor. Şimdi siyasetten bir haber. Aslında NAV Haber'in özel haberi. Fırat Irmak ve Gökhan Arık'ın özel haberi. Bir teşekkür turuna çıkacaktı Özgür Özel bu başarılan seçim zaferinin ardından, kazanılan seçimin ardından. Türkiye haritasını biliyorsunuz, böyle çoğu yeri kırmızıya döndü ve nereden başladı teşekkür ziyaretlerine? Memleketinden başladı, Manisa'dan başladı, evine gitti, ailesine gitti, mahallesine gitti. Çocukluğunun, gençliğinin geçtiği okullar, esnaf, büyükleri, küçükleri onların yanındaydı. En önce onlara teşekkür etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına aday olduğum süreçte şunu söylemiştim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi ikinci parti olamaz. Türkiye genelinde aldığımız %38 oyla Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisidir. 1977'den sonra ilk kez seçimlerden birinci parti olarak çıktı CHP. 47 yılın ardından gelen başarı sonrası CHP lideri Özgür Özel'in de ilk kutlama adresi baba ocağı Manisa oldu. Tarihi seçim zaferinin ardından o tarihi yazan yerlerden birisi de Manisa oldu. Aynı zamanda Manisa, Özgür Özel'in de memleketi. Biz de NAV Haber olarak Manisa yolunda Özgür Özel'le birlikteyiz. Tabii Manisa benim doğup büyüdüğüm yer. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Manisa Belediyesi'ni kazanıyoruz. 49 yıllık ömrümde ilk kez oy verdiğim
birisi belediyeyi yönetiyor olacak. Bu benim için çok büyük bir keyif. Burada %60 muhteşem bir başarı. O keyifle gidiyoruz Manisa'ya. CHP 14 büyükşehir 21 il kazandı. 400'ün üzerinde belediye aldığı oy oranıyla AK Parti'yi geride bıraktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel için her zafer kıymetli ama memleketi Manisa'da büyükşehirle birlikte 14 ilçe kazanılması ayrı bir sevinç. Öyle mutluyum ki İzmir'de oy oranımız %50, Manisa'da 60. Yıllarca istediğimiz rüzgar şimdi neredeyse Manisa'dan İzmir'e doğru esiyor. Gösterilen bu teveccühü karşılıksız bırakmamak, doğduğum doğum evi, okuduğum ilkokul, gittiğim anaokulu, anneannemin evi, hepsinin olduğu yere biz hizmet vereceğiz. Manisa yolunda otostop çeken bir genci seçim otobüsünü aldı Özgür Özel. Gençliği aklına geldi. Eczacılıkta her gün otostop yaptım burada. Şimdi parti arabasıyla görünce dedim alayım. İsim neydi? Alperen Başkan. Memleket? Yozgatlı. Yozgatlı. Eyvallah. Kolaylıklar diliyoruz. Hepinizden beklentim şudur. Biz milletimizden bir kredi aldık. Bu kredi bir tüketici kredisi değildir. Öyle görürsek harcar ve kaybederiz. Bu kredi bir yatırım kredisidir. Seçmen bize 5 yıl iyi yönetin, 4. yılın sonunda karar vereceğim. Eğer belediyeleri iyi yönetirseniz size Türkiye'yi yönetmeniz için de daha büyük kredi vereceğim demiştir. Memleketi Manisa'ya giderken büyükşehir ve 28 ilçenin kırmızıya boyandığı İzmir'de havalimanında kendisini bekleyenlerin coşkulu karşılamasında verdi bu mesajı. Seçmen kredi açtı, en iyi şekilde kullanacağız dedi. Herhangi bir 5 yıla talip değiliz. Atatürk'ün hedeflerini tutturmuş değiliz. Ve bu 5 yıl kim hata yaparsa Türkiye'nin bu büyük yürüyüşüne engel olur. Bu yolda engel tanımayacağız. Seçimin ardından gündeme gelen erken seçim çağrıları içinde Manisa yolunda Now Haber mikrofonuna konuştu. Net mesaj verdi. Ben onlara demedim ki bana oy verirseniz erken seçim çağrısı yapacağım. Eğer istiyorlarsa biz o sesi duyarız. Ama o gün bugün değil. Bu iktidar emeklinin sesini duymazsa, ürünü tarlasında kalan çiftçinin sesini duymazsa, başka bankanın önünde kredi kuyruğunda olan esnafın sesini duymazsa ve bu insanlar erken seçim talep ederlerse en önlerindeyiz. Yarım asır sonra, 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi oldu. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden böyle bir başarıyla çıktı. İlk teşekkür de Manisa'ya, Özgür Özel'in memleketineydi. Anadolu'yu gezmeye, teşekkür ziyaretlerine devam etmeye de yine kararlı Özgür Özel bugün memleketinde olacak yalnız. Şimdi İstanbul'a dönelim. Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan. Ki aynı zamanda Tayfun Kahraman'ın da arkadaşı, ikisi de şehir planlamacısı. Şişli Belediye Başkanı seçildi. Mazbatasını da Tayfun Kahraman'ın kalemiyle imzaladı. İstanbul'da 17 bakana ve devlete rağmen mücadele ettik. Şişli'de aynı şekilde mücadele ettik. Rekor oyla aldık, rekor oyla kazandık. Demokrasi mücadelesi için bu zamana kadar mücadele etmiş, bugün tutsak olan arkadaşlarımız, yoldaşlarımız için de mücadele edeceğiz. Ben bugün mazbatamı alırken Tayfun Kahraman'ın kalemiyle imzaladım. Bu kentte ranta karşı mücadeleyi, bu kentte talana karşı mücadeleyi, halkçı belediyecilik ve demokratik belediyecilik anlayışlarının imzasını da inşallah o kalemle atacağım. Ta ki kardeşim çıkana kadar. AK Parti yenilginin sebebini arıyor. Bir Gün gazetesinde de aslında sebeplerin en başında yer alan konu bulunuyor. Ekonomi, bir de kuşaktan kuşağa aktarılan o yokluk, yoksulluk. Yaşamak zor, zor. Zenginlik de yoksulluk da tıpkı hastalık gibi kuşaktan kuşağa geçiyor. Kulağınızı açın, duyun. Bizleri duyun, duyun artık yeter, yeter. Dezavantajların kuşaklar arası aktarımı. TÜİK bu raporu ilk kez yayınladı. Rapora göre son 4 yılda yoksulluk keskin şekilde arttı. En yoksul kesimin oranı %24,9'dan %25,5'e yükseldi. Sofrasında et, tavuk ya da balık bulunduramayanların oranı %27,6'ya çıktı. Tatil masraflarını karşılayamayanların oranı ise %69. Kemik alırım yemeğe biraz lezzet katsın diye. Başka bir şey almam. Ya artık millet gramından alıyor ya. Düşünebiliyor musun gram ne? Şu geldiğimiz şeye bak yani. Geçim artık zor yavrum. Araştırma yapılırken 25-29 yaş grubu ve onlar 14 yaşındayken ebeveynlerinin durumu ele alındı.
Kendisi 14 yaş civarındayken ailesinin maddi durumunu çok iyi olarak belirtenlerin %40,6'sı şu an en yüksek gelir grubunda. Ailesinin durumunu çok kötü olarak niteleyenlerin %25,5'i de en düşük gelir grubunda yer aldı. Benzer veriler konut sahipliğinde de ortaya çıktı. Ailesi ev sahibi olanların %57,7'si şu an kendi evinde oturuyor. Ailesi kiracı olanlarınsa %47,7'si kiracı. Her şey o kadar pahalı ki çok zorlanıyoruz. Nakitle idare edebilmek mümkün değil tabii. Kartımızı mutlaka kullanıyoruz. Yine aynı veriler dikkate alındığında bütün çocuklarına günde en az bir kere etli yemek yedirebilen ailelerin bugün iki günde bir etli yemek için harcama yapabildiği ortaya çıktı. Çiftçinin de sesini duyalım. Destek ödemelerinin nakit yapılmasını istiyor çiftçi. Sayın Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı geçen yılın destekleme ödemelerinin yapılacağını söyledi. Ancak mazot ve gübre desteği maalesef çiftçimize nakit olarak verilmiyor. Çiftçilerimiz zorlanıyor. Deniyor ki anlaşmalı gübre bayilerimize, anlaşmalı petrol istasyonlarına veya tarım kredi kooperatiflerine gideceksiniz. İhtiyacınız olan mazot ve gübreyi alacaksınız. Bankalar kartlarla oraya ödeme yapacaklar. Bu uygulama tamamen yanlış bir uygulamadır. Bu uygulama olmaz. Zor koşullar altında ezilen çiftçiye bir zorluk daha getiriyorsunuz. Çiftçiye ne olur? Nakit ödemesini derhal bankalardan yapınız. Sırada dünyanın takibi aldığı dev birleşme. Arçelik Avrupa'da Whirlpool'la birleşti. Bir Türk markası olan Arçelik Euromonitor Passport Trade Statics raporuna göre bu birleşmeyle üretim hacminde Avrupa'da bir numaralı beyaz eşya şirketi konumuna geldi. Hollanda merkezli ortak şirket Beko Europe adı altında birleşti. Beko Europe'un sermayesinin %75'i Arçelik'e, %25'i Whirlpool'a ait. Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, "Dünyalar bizim, bu gurur hepimizin" sloganıyla birleşmeyi duyurarak Türk halkının başarımızda imzası var dedi. 57 ülkede 120'den fazla iştirak, 45 fabrika, 31 Ar-Ge ve tasarım merkezi, 55 bin çalışanıyla faaliyet gösteriyor Arçelik. Artık Beko markasıyla global yolculuğuna devam edecek. Global yolculuktan söz ettikten sonra yine dünyada kalalım. Yine dünya dikkatle takip etti ve bir ülkeyi gözyaşlarına boğan vedalaşma. Şiddetli yağmur altında toplanıp Çin'e gönderilen pandayı gözyaşlarıyla uğurladılar. Fu Bao isimli panda 4 yıl önce Güney Kore'de doğdu. Kısa sürede halkın sevgilisi oldu. Ancak bu sevginin yerini hüzün aldı. Çünkü panda iki ülke arasındaki anlaşma gereği Çin'e gönderilecekti. Haberin duyulmasıyla binlerce Koreli pandanın yaşadığı park önünde toplandı. Onu uğurlamak için yağmur altında beklemeye başladılar. Kısa süre sonra pandayı taşıyan kamyon göründü. Kamyonun üzerinde Fu Bao'nun fotoğrafı yer alırken panda kalabalığa gösterilmedi. Son bir kez onu görmek isteyen hayranları gözyaşlarına boğuldu. Çin pandaları dostluk sembolü olarak ülkelere gönderiyor. Ancak bunu yaparken doğacak yavrular için nesli tükenmekte olan türleri koruma anlaşması yapıyor. Bu kapsamda gönderilen ülkede doğan panda 4 yaşına gelmeden Çin'e iade ediliyor. Efendim şimdi küçücük bir soluklanalım ve diyelim ki Nazlı Öksüz'ün yorumuyla Ayaş Yolları. Geldim boyunu boyuma.
göçtüm de geldim. Yalnız yollara düştüm de geldim. Yandım adam yandım, yandırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Efendim günaydın bir kez daha. Çalar Saat'e nokta koyacağız. 5 Nisan 2024 tarihinde bu cuma gününde kitaplarımız var. Göstereyim hemen. Yüksel Baysal, Sabahın Sessizliği Ülkesi. Bizlere ulaşan kitaplar arasında. Sonra Aslı Sertdemir, Mafhaza kitabı. Bir kitap daha. İlker Başbuğ, Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ tarafından yazıldı. Teşekkür ederim efendim. Bana da imzalayıp gönderdi Sayın Başbuğ. Atatürk anlatıyor. Biz Türk Milliyetçisiyiz kitabı. Yeni kitabı İlker Başbuğ'un, göstermiş olayım. Efendim bugün Kadir Gecesi. Hayırlı kandiller dileyelim. Bin aydan hayırlı gece. Ettiğiniz dualar kabul olsun. Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. Aynı zamanda... Yollara düşülecek bugün itibariyle işte mesai bitiminde o bayram tatilde başlayacak. Lütfen hızlı gitmeyin, dikkatçe gidin. Şimdiden bayramlaşma da olsun. Güzel bir bayram bekliyor olsun herkesi. Kapatırken teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Pazartesi günü görüşürüz. Hoşçakalın.